Herkese merhabalar arkadaşlar. Dün yine çok güzel bir sunumayı tamamladık. Hep beraber D grubu için analiz video çekmeye karar verdim ben de. 15 öğrencimiz katıldı. Herkes yine çok güzel oynadı. Ben gerçekten maçları izlerken çok keyif aldım. Ve şimdi hep beraber maçlarımızı analiz edeceğiz. Haydi hemen başlayalım. İlk maçımızda analiz yapmaya. İlk maçımız arkadaşlar Pikolata ile Ali Osman Şen arasındaki maç. Pikolata tabii ki Doruk çok eğlenceli ve çok güzel bir iki var. Ali Osman Şen de Tumayis açıkçası birinci tamamladı. Kendisini tebrik ediyorum. çok iyi performans çizdi gerçekten. ve Tumayis şampiyon tamamladı Ali Osman. Hemen maça başlayalım. E4, E5 merkez açılışı geliyor. At F3, At C6 güzel bir koruma. At C3, At F6, Fil C4, Fil C5, Roka, Rok gelinmiş. H3'e, D6, D3'e H6. Çok güzel bir açış safhası geçiliyor. Ve z 2 Şimdi e, buraya kadar her şey harikaydı. Çünkü e, beyazlar da siyahlar da merkezi piyonlarını geldi. Atlarını filleri oyuna gelişti. Rokularını attı. Şahını güvene aldı. Fakat artık beyazın bu fili, siyahın ise bu fili oyuna katması lazım. Beyazın ne yapması lazım? Şu an bu fil buraya gelemez. Çünkü piyon var. Bu fil buraya gelemez. Çünkü piyon var. Bu fil buraya gelse pasif bir gelişim olur. Yani gelişmemiş gibi oluruz. Yine yanlış. File 3 hamlesinden sonra as aslında beyazlar burada gelişimini tamamlamış olacaktı. Siyahlar da buna karşı bir tane fil B6 hamlesine başvurabilir. Devamında mesela vezir D2. Siyahlar da ne yapacak? Filini buraya oynayamıyor. Çünkü burada piyon var. Buraya oynayamıyor. Burada piyon var. D diye gelirse çok pasif bir gelişim. Fakat E6 gelerek devam edebilir. Beyazlar da fil B3 Siyahlar Vezirdir gibi sonrasında Kaleli oyuna katıldığı çok güzel bir maç devam edebilir. E, fakat biz ne yaptık? Biz Vezirde ekibi hamle yaptık ve filimizin çaprazını kapattık arkadaşlar. Benim şu an bu fil çıkmam lazımdı. Fakat önüme vezir geçti. Vezir arkadaşlar erken gelişilmemesi gereken bir taş. Vezir erken oyna katmamamız gerekiyor. Vezirin D1'de beklemesi gerekiyordu. Filin oyna katılması gerekiyordu arkadaşlar. Bu yüzden vezir de yanlış oldu diyebiliriz. Çünkü hem filmimiz önünü kapadı hem de zaten Vezir erken bu şekilde oyuna çıkması biraz yanlış olacak. Filial out çok güzel bir hamle. B3. Burada ben fil B3 tavsiye ederim size. E, fil B3 daha iyi. Eğer rakip salırsa da bunu da alıp hemen kaleyle baskılar kurabilirsiniz. Peki e, bakalım. File B3 hamlesi gelmiş. A6'ya at a4 hamlesi geldi fil b4 vezir istendi vezir de bire. b5 şimdi b5 taktiği çok güzel çünkü ver atı ver fili demişiz fakat beyazların burada herhalde fil çarpa e6 gibi bir ara hamlesi var başka ne olabilir diğer her şeye taş kaybediyor herhalde şu anda beyazlar çünkü siyahlardan bir piyon çatalı geldi ver atı ver fili denildi burada Beyazın Zeneral'la file altı oynayıp atını geriye doğru kaçması gerekiyor. Çünkü başka bir çözüm yok. maçta da bu oynanmış çok güzel bir şekilde. Filci üç hamlesi bakın atı açmazı aldım. Baskı yapıyorum buradan diyor. Atını buradan ayırırsan arkadan kaleni yiyebilirim diyor siyahlar. A3'e A5 hamlesi. A4'e ise alınmış. Alınmış kale B8. Şimdi kale B8 de muhteşem bir hamle. Çünkü açık hatta gelen bir kale izliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bildiğiniz gibi aslında kaleler açık hattı çok severler. Açık at ne demek? Önü bomboş aslında. Önünde hiçbir piyon yok. Yani bu hatta hiçbir piyon yoksa arkadaşlar, hiçbir piyon olmadığı hatta biz açık hat diyoruz ve kaleler açık hattı çok sever. Çünkü onu bu önü bomboştur ve aşağıya kadar inebilirler. Yani açık at ne demekmiş? hiçbir piyonu olmadığı atmış ve Kyler açık hatta bayılırmış. Neden bayılırmış? Çünkü aşağı kadar gitme ihtimalleri varmış. Bu yüzden biz açık hat gördüğümüz anda hemen kalemize geliyoruz ve rakibi baskılıyoruz. Çok güzel bir hamle çünkü bakın ata ikinci baskı geldi ve beyazlar sadece bu fille koruyor. Bakalım beyazlar nasıl bu hamle yapacak burada. Atla 2 yapmış. Fakat atla 2'den sonra aslında Burada bir at kaybediyoruz. E, fakat gördüğüm kadarıyla zaten beyazların çok fazla bir hamlesi yok. Herhalde kale 1-1 oynayıp bu atı savunmamız lazım. Çünkü kale a de oynayamıyoruz. At b 4ten sonra herhalde çok zor pozisyonda kalabiliriz gibi hissettim. Ama herhalde tabi devam ediyor maç. Kale A3 gibi hamlelerden sonra biraz daha devam ediyor. Yani o kadar e, kolay değil yani e, siyahların kazanması. E, ama burada bu atı koruyan bir hamle lazım şu anda e, beyazlara. Çünkü siyahlar diyor ki ben iki taşla bu altı istiyorum. Beyazlar diyor ki ben bir taşla korurum. Yetmez arkadaşlar. Bir taşla da daha bunu korumamız lazım ve aynı zamanda kariye buraya geldiğimiz anda aslında bu filin e, çaprazından kaçmış olacağız ve açmazdan kurtulmuş olacağız. Belki böyle bir koruma veya e, böyle bir koruma olabilir. Ama bu koruma dediğim gibi şu andan sonra biraz zorlanacağız veya işte kaleyi belki gelip sonra vezir arkasına gelip buna baskı yapmaya devam edecek. Biraz zor olabilir o konum. Peki. Kare B8'e at D2 yanlış hamle oldu. Fil B2. Fil B2. Kale B2 ve burada bir taş kazandı şu anda. Siyahlar vezir çevirenmesine. Vezir B8'e bakın çok güzel bir şekilde siyahlar ağır taşlarını arkadaşlar ne yapmaya devam ediyor? Ağır taşla açık hatta gelmeye devam ediyor. At B3 hamlesi de açıkçası bence çok güzel bir hamle yine. Çünkü diyor ki şu anda beyazlar ben diyor senin burada kaleni sıkıştırdım aslında diyor. Vezir beysekliği o kadar iyi bir hamle değildi. Evet sen açık hatta geldin. Güzel bir hamle gibi duruyor. Fakat at ve üçten sonra kale ile vezirin bağlantısını kopardım diyor. Araya at koydum diyor. Ve şu anda bu kale arkadaşlar boşta kalacak. Vezir kale istiyor. Kale kaçamıyor. Bari giderken herhalde bir at diyerek gideceğiz. Çünkü yoksa kalemizi boşarmış olacağız. Bu yüzden aslında şu anda siyahlar Kale çarpı B3 alıyor. Atıyor yani. cb B3'e Vezir B3 yanlış bir hamle oldu. Şimdi arkadaşlar bu piyon şu anda kaleyi yedi. Ve bakın C hattı şu anda açıldı. Ve vezirin önüne açıldı. Ata bakıyor. Atla mesela buraya gelsek bu çok güzel bir hamle bence. Çünkü eğer burada beyazlar at ve dördü önemsemezse mesela herhangi bir hamle oynarsa böyle bir şey yapsın mesela. At e 2'den sonra ver veziri. Ver şahı gibi çatı olabilirdi. E zaten at ve 3 hamlesi de var. Ver veziri, ver kale gibi çatallar var. Yani birçok imkan çıkabilir. Bildiğiniz gibi merkezdeki at çok 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 kuvvetlidir. Ama biz onu yapmak yerine bunu yemişiz. Beyazlar atı yedi. Kale e 8. Vezir çarpı c 7. Vezir çarpı d3. Vezir a5 alındı. Vezir a4 karşılıklı piyon alınmış. Vezir A'ya at d 5 Kale A2. Kale a anlamadım. E artık beyazların ne yapması lazım? E mesela bir kaleye 1 oynaması lazım. Belki bir kale cebir veya kale B1 oynaması lazım. Açık hattan sonra aşağılara bakmamız lazım. Mesela bir kale B1. Sonrasında kale b sonra buradan çok ciddi bir baskı şansı var. E beyazların ama açık hattı kullanması gerekiyor arkadaşlar. Şu anda beyazların açık hatta B'ye. Veya C'ye gelmesi gerekiyor. Veya rakibin vezirinin altına gelmek de önemli. Bu da olabilir. Rakibin vezirinin altına gelmek kaleyle. E1 e yani bu olabilir. B1 olur açık hattayız. C1 olur açık hattayız. Belki aşağı ineceğim devamında ve e, bu şekilde devam edelim mi aslında? At F6 geri dönülmüş ama at f Yine yani At F4 dönüldü düzeltiyorum. At F4 önemli. Çok güzel bir şekilde. Şu anda atı F4'e gelmiş siyahlar ve diyor ki ben vezirle piyon yiyeceğim ve seni mat yapacağım diyor beyazlara. Arkadaşlar atın F4'e gelmesi çok 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 önemlidir. At olay yerini çok sever arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Bakın atın koruduğu karelere bakın. Gidebildiği karelere bakın daha doğrusu. Yani çevresindeki alanı kontrol edebilen bir taş. Ve şu anda at şaha çok yakın arkadaşlar. Şaha çok yakın bir at var. Şimdi atımız rakibin şahına baskı yapmaya geldiyse, vezir de geldiyse zaten mat yapmak çok daha rahat olabilir. Çünkü vezir at çok uyumlu mat yapan taşlardır. Bunun sebebi vezir zaten kale gibi gidebiliyor, fil gibi gidebiliyor fakat at gibi gidemiyor. Aslında vezir atın uyumlu bir şekilde hareket edip rakibe saldırması demek çok ciddi bir atak imkanı demektir. Bunu unutmayın sakın. Vezirle at çok uyumlu bir şekilde rakibi mat yapmak isteyen taşlardır. Çünkü vezir at gibi gidemez. Vezir de at birbirini tamamlayarak çok ciddi bir atak yapabilir buradan. Ki zaten siyahlar bunu yapmış arkadaşlar. Beyazların ne yapması lazım? Acilen şu kareyi koruması gerekiyor. Yoksa buradan mat olacağız. Belki F3 oynayacağım. Ee, belki bir başka hamle var mı? Başka hamle yok herhalde. Bir tane F3 hamlesi e, matı engelleyen bir hamle olabilirmiş. Fakat e, biz matı engellemek yerine böyle bir hamle yaptık ve e, vezir şahı bir sonra siyahlar Vezir at uyumuyla çok şık bir mat yapmışlar. Çok güzel bir maç. Tebrikler Doruk. Tebrikler Ali Osman diyoruz. Hemen yeni maçımızdayız. Yeni maçımız Kerem Uysal'la Defne Konak arasında. Yine iki öğrencimizin mücadelesi. Hemen başlayalım. E4, E5, at f 3, at F6. Şimdi at F6 defansı, at F6 açılışı Petrov savunması. Bir Rus açılışı arkadaşlar. Şimdi benim bunun teorisini çok uzun bir şekilde bilmem gerekiyor. Eğer bilmiyorsam ben bu hamleyi oynamayayım. Sizden ricam burada at ve 3 hamlesine rakip piyonu istediği için at c6 ile karşılık verin ve bu piyonu koruyun. Şimdi at f6 oynuyorsam ben şunu biliyor olmam gerekiyor. Rakip at e 5 aldığında mesela benim bunu almamam gerekiyor. Çünkü alırsam eğer rakip vezire 2 oynayacak. Ver atı diyecek. Ben atı kaçarsam ise bakın vezir at Şah konum var. Atını hemen aradan alacak. Vezir şark çekerken at vezir isteyecek. Ve burada beyazlar bir vezir kazanacak. Bu en basit bir tuzak. Yani ben bunların hepsini biliyorsam, hakimsem tamam. Yani eğer şurada siyahlar bunu biliyorsa at e5'e d6 oynamayı, at f3'e at e4 oynamayı, vezir e2'ye artık burada atımız açmazdı ama vezir e7 oynasak hiç sorun olmadığını biliyorsa eğer burada mesela siyahlar bu açışı oynayabilirler ama benim tavsiyem at C6 oynamanız ve bildiğiniz konulara girmeniz arkadaşlar. Peki at ve 3 at F6 fil C4 fil C5 burada beyazlar at çarpı E5 hamlesine başvurabilir. Beyazın atla piyonu yemesi en güzel hamle. Fil C4 fil C5 at G5. Şimdi bu çok oynanan bir durum. Yani atı gebeşe gelmeyi çok seviyorsunuz. Yani buradan direkt çatal yapayım veya buradan fille yiyeyim. Rakip baskı yapayım. Rokunu bozayım. Şimdi ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer rakibiniz size buradan yani f7 karesinden bir baskı yapıyorsa rok atın ve kurtulun. Şu anda siyahlar bütün baskıdan kurtuldu. Çünkü şu anda kalesi artık bu piyonu koruyor. Ve şu anda fil veya at bizim piyonumuzu yerse Beyazlar şu an çok geri kalıyor. Çünkü mesela 7 diyelim bizi. Biz yedik. Rakip bizi yedi. Biz yedik. Arkadaşlar bu konumda siyahlar açık ara üstündür. Neden? Çünkü şu anda siyahlar rakibe bir kale ve piyon verdi. Fakat beyazlardan biz fil ve at aldık arkadaşlar. Fil ve atın toplamı kaleden üstündür. Fil ve atın toplamı kale piyondan da üstündür. İkisi de 6 puan gibi bakmayın. Ya yani baktığımız zaman aslında şöyle duruyor. Fil 3 puan, at 3 puan, 6 puan yapıyor. Kale 5 puan, piyon 1 puan, 6 puan yapıyor. Şu andaki değişim eşit bir değişim değil ama arkadaşlar. Fil ve at kale ve piyondan daha üstündür. Bunun sebebi arkadaşlar özellikle açılış kısmında şöyle bir sebep var bunun. Bakın biz kaç taş oyuna çıkmışız siyahlarla? 1 2. Rakip 0. Zaten geliştiği taşın hepsini geldi bana verdi. Yani fille atı gelmişti. Hepsini bana verdi zaten burada. Ve rakimle aslında gelişimiz sıfırlandı. Benim gelişimde çok daha üstünüm. Bir de zaten kaleler aslında oyun ortasında oyun sonunda oyuna giren taşlardır. Açılışta oyuna girmezler. Açılışta atlar filler oyuna katılması gereken taşlardır. E ben atları filler katılmaz zaten oyuna. Maç oyun sonunda kalmayacak ki. Ben atım filimin gücüyle maçı kazanacağım zaten. Kale daha oyuna giremeden ben maçı kazanmış olacağım. E bu sebepten dolayı arkadaşlar burada rakip salırsa kale hemen yiyin ve bu konuda çok üstünsünüz. Hemen saçlarınızı zoruna çıkın ve maçı kazanın arkadaşlar. E, beyazların yaptığı bu taktik yanlış bir taktik. Siyahların rok atması gerekiyor ve F7 piyonunu kale ile ve şahla koruması gerekiyor. Beyazların ne yapması lazımdı? beyazın hemen taş geçmeye devam etmesi gerekiyordu. Belki bir atçı 3 olabilir. Belki D3 oynayıp bu fili çıkabilir. Belki rok hamlesi oynayabilir ama gelişime devam etmesi gerekiyordu arkadaşlar. Açılışta bir taş iki kere oynanmaz. Çünkü içeride uyuyan birçok taşım var benim. Vezir e yanlış bir hamle. Dediğim gibi rok atmamız lazımdı. Vezir e geldik. At çarp Kale F8. Rok hamlesine C6 oynanmış. Şimdi ee burada siyahlar diyor ki ben D5 oynayacağım. Ve devamında bu atı yiyeceğim diyor. Aslında hemen de yiyebilir arkadaşlar. Çünkü ee, dediğim gibi şu anda biz aslında rakipten at ve fil aldık. Kale verdik. At ve filin toplamı kaleden daha üstündür. Yani ben şu anda bunu yiyebilirmişim. Peki. B5. B5'e D5 yani B5 çok daha kuvvetlidir. Abi. Çünkü artık fil atı korumadığı için arkadaşlar. Hem fil hem at istekte kaldı. Mesela rakip bizi yerse hemen onu yiyebilirim. Bizi bir daha yiyemez. Bir tane daha yerim onu ve at ve fil kazanmış olurum. E burada tabi D5 hamlesini fili kaçarsa zaten burada at boşta. Atı kaçarsa zaten fil boşta. Yani aslında bir çatal yaptık diyebilirim. Ver fili ver atı dedik burada aslında bu konuda. Ve bir taş kazanacak burada. Siyahlar ama B5 yapmışlar. E fil B3'e at çarpı E4. D3'e at G5. Şimdi at G5 hamlesi yanlış bir hamle oldu. Arkadaşlar bir kare oynamadan önce o kareyi kontrol etmem gerekiyor. Beyazlar şu anda bu kareyi hem filiyle hem atıyla kontrol ediyor. Yani iki taşıyla kontrol ediyor. Ben ise bu kareyi sadece atım geldikten sonra buraya vezirle kontrol ediyorum. Yani rakip bana iki taşla saldırıyor. Ben bir taşla savunuyorum. O yüzden ben bu kareyi oynayamam şu anda. Ne yapmam gerekiyor? Belki bir at F6 oynayıp devam etmem gerekiyormuş. Alt gebeşe yanlış hamle oldu. At çarpı gebeş alındı. D6. Atayı da alınmış. Kale E8'e fil gebeş gelindi. Fakat fil gebeşten sonra şimdi bu at ayağa kalma dışarıda. F6'a gidemeyecek. F8'e gidemeyecek. Artık gebeşte gidemeyecek. Vezir kaçıldıktan sonra bu aslında kale e, atı yiyebilecek gibi duruyor. Vezir F7 yanlış bir yere kaçtık ama biz şu anda. Çünkü fil buradan bize bakacak. Ee, ama bakmamış. Yani fil şu anda vezir alınabiliyor fakat alınmamış. At f6 oynanmış. G f6'ya fil kaçıldı. Hemen bakın siyahlar gördü buradaki tehdit ve vezirini g kaçmış. Aslında d5 oynayabiliriz burada artık. Yani d5 hamlesinden sonra da iyi konudayız. Vezir g hamlesi doğru tabii ki de. Tehditimiz fil çarpı 3 ve devamında vezir g2 mat planları olabilir belki. Aç c3 oynanmış. Kale h7. Eğer burada arkadaşlar siyahlar veziriyle aslında rakibin şahına baktığını unutmasa ve fille bu piyonu ise belki de maçı kazanca götürüyor. Çünkü şu anda biz e, vezir çarpı g2 mat istiyoruz arkadaşlar ve filimiz ve vezirimiz rakibe çok büyük baskı yapıyor burada. Rakip g3 oynarsa zaten yine çok kötü bir hamle. Çünkü vezir çarpı g3'ten sonra maç bitiyor. Piyon bizi yemez arkadaşlar. Filimiz rakibin piyonunu açmazı almış. Bu yüzden piyon bizi yemiyor. Şeye kaçınca da vezir g2 mat olmuş oluyor. Bu konumda. Fil çarpı 3 hamlesini zaten bizi yemiyor. Çünkü vezirimiz bu piyonu açmazı almış görüldüğü gibi. Bizi rakip yemez. E bu pozisyonda g4 gibi hamleler de yapamıyor tabi yani. Eee, e, fil çarpı 3'e zaten g4 de Oynayamaz. Çünkü fil 4'ten sonra yine maç bitecek. Vezir kaçınca zaten. Fil F3. E, buradan rakip mat edeceğiz. Araya fil kapatsa mesela kaleyle buradan mat. Yani birçok fikir olabilir burada mat fikri. Tabi fil çarpı 3'e e, da vezir F3 oynayıp belki biraz daha e, maçı uzatabilme ihtimali var. Çünkü artık g 2 koruyan bir hamle yaptı ama yine de burada siyahlar çok üstün. Arkadaşlar ağır taşlarınızdan biriyle yani vezir veya kaleyle rakibin şahına bakıyorsanız bu konumda kesin bir taktik vardır. Gözüyle bakabilirsiniz. Ve burada hemen taktik hamlelere bakın. Çünkü vezir şahın attığında aradaki piyonun hiçbir önemi yok. Çünkü bu piyon açmaz da bu piyon hangi piyonu koruyor? Bu piyonu koruyor. Belki kaleyle belki ise fille bu piyonu yiyip devam edebilirmişim burada. Ama kaleye de oynamışım. At 5 yanlış bir hamle. Çünkü piyon bizi yiyebiliyor herhalde şunu hesapladık ama enteresan bir hamle. Alınca fil geleceğim. Buradan kale kazanacağım gibi yanlış fil beydi var çünkü. E, ama güzel düşünmüşsünüz. Yani düşünceye bayıldım. Eğer bunu düşündüysek bayıldım ama burada fil bey var. Yenirse çünkü vezir çarp beydi. Önlüyor yani burada. atağı ama e, yani güzel düşündük yine de. Aç c6 yanlış bir hamle. Fil çarpı c6 ver şu anda şığı. Ver kale denilmiş. Şahat 8 ee, aslında yani Şahat bir tane fil D7 oynayıp en azından bu şekilde belki taşı verebilirim. Yani devamında yine fil e 3ler isteniyor ama artık fil bile bu matı şu anda koruyor arkadaşlar. Peki. Ee, burada Şahat 8 oynanmış. Fil A8. Vezir G6. Fil e 4 ver vezirim. Vezir G5 yanlış bir yere arkadaşlar. Çünkü bu kare güvenli değil. Rakibin fili şu anda bize bakıyor. Ve e, fakat bize bakmasını aslında e, burada beyazlar görmemiş. Yani fil vezir almayı. E, burada bir de tabii şiş teması var. Yani ondan da bahsedeyim. Yani fil e, vezir ve kariye arka arkaya tehdit ediyor. Aynı çaprazda. Fakat bir tane F5 hamlesiyle zaten bu önüne binliyordu. Veya fil F5 hamlesiyle Araya taş kapatarak bu şiş teması önüne tabii ki de. E, fakat vezir G5 hem vezirimiz boşa konuldu hem kalemiz boşa konuldu burada. da kale yiyor. Siyah veziri kaçtı. Fil E4 gelinmiş. B4'e fil C6 fil E6'ya vezir C1 D5'e fil E6 ver vezir denilmiş. Vezir G6 fil E3 ee, bu yanlış bir hamle oldu. Çünkü şu anda fil E3 hamlesi ver bana fileni diyor şu anda. Beyazlar ben bunu oynarsam film de gitti burada ve şu anda beyazlar çok da şönde. Vezir de 2 şah. Şah C diye. Vezir de 6 şah. Şah C 8'e. Bir de buradan bir hamlede mat isteniyor arkadaşlar. Tabii ki bu fil de boşta. Bu fil de alınabilirdi. Ama bu da çok güzel bir hamle. Bir hamlede buradan veya buradan mat istiyorum demek şu anda bu. Vezir G8'e de şu anda vezir C7 mat olunmuş. Çok güzel bir fil vezir uyumuyla mat izledik. Tebrikler Kerem. Tebrikler Defne. Çok güzel oynamışsınız gerçekten. İkinizi tebrik ederim. Yeni maçımız oyunların kraliçesiyle e, Mert Gidi kardeş arasındaki maç arkadaşlar. E, bu arada Kerem de turnuvada ikinci oldu. Kerem'i tebrik ederim. Mert de üçüncü oldu. Mert de ayrıca tebrik ediyorum. E, Ali Osman, Kerem ve Mert ilk üçü de tamamladı. Ama herkes gerçekten çok güzel oynadı. Ve herkes birbirini yendiği, çok güzel maçta oynandığı bir turnuva tabii ki de. Hepinizi ben canlı gözden tebrik ediyorum Çünkü herkes çok çok güzel oynuyor arkadaşlar oynayan kraliçesi Nas Mert 7 kardeşle karşılaşıyor hemen ikinci maçını izleyelim E4'e E5 at F3'e at C6 at C3 at F6 fil C4 fil C5 gelişmeye devam Rok mesela Rok D3'e H6 arkadaşlar D3'e fil G5 gelmek istiyordu atımızı açmaza almak istiyordu bu yüzden hemen e6 oynadık ve bu g karesini kontrol ettik tabii ki de. File 3'e alınmış. Ee, burada benim tavsiyem siyahlara fil b6 çekin arkadaşlar. Çünkü fille fili almak çok iyi değil. Ee, beyazlar piyon aldıktan sonra aslında bu f hattı açılıyor. Ve beyazlar buradan bir de çok ciddi bas kurabilir. Bir de e, burada double piyon kaldı gibi düşünmeyin arkadaşlar. Normalde double piyon biraz zayıflıktı satrançta biliyorsunuz. Duble piyonlar, double piyonlar zayıflıktı satrançta. Niye? Üst üste gelmiş piyonlar birbirini asla koruyamazlar. Piyonların zincir olması gerekiyor arkadaşlar. Zincir piyonları yani bu şekilde birbirlerini zincir şeklinde koruması gerekiyordu. Yan yana olması gerekiyordu. Eğer üst üste geldilerse bir hatta bunlar double piyonlardı ve zayıflardı. Fakat arkadaşlar açıştaki merkez double'ları zayıf değildir. Çünkü piyonun gücünü aslında biz kontrol ettiği alandan anlarız. Çünkü bu piyon şu anda bu kareyi ve bu kare kontrol ediyor. Yani ya merkez ya da yardımcı, yardımcı merkezi kontrol ediyor. Bu piyon ise yine bu merkezi ve yardımcı merkezi kontrol ediyor. Yani D4, D5 ve F5, F4 kareleri bu iki piyon tarafından kontrol edildiği için arkadaşlar aslında e, bu piyonların ikisi de iyi piyonlar. Ve aynı zamanda beyazlar F hattını açtı. Kalesi baskı yapacak. Hatta veziri ebere gelip vezir g sonra sonra şahkanını aktarıp buradan bize çok büyük baskılar yapabiliyor beyazlar. Bu yüzden benim tavsiyem burada fil fili yemeyin. Filinizi b6'ya çekip bekleyebilirsiniz arkadaşlar burada. Peki bizi aldık. Beyazlar aldı. D6 hamlesi. D4 güzel bir hamle diyor ki şu anda beyazlar ben d4 yapacağım. merkez ortak olacağım. Sen beni yersen ben de seni yerim. Merkezde iki tane piyonum kalır ve çok güçlü bir merkez piyonu elde ederim diyor. Çok güzel bir hamle. E, siyahlar almamış. Alınmış. Alınmış. E, tabi double piyonu iyice zayıflatmış burada. Siyahlar e, atla gelmiş ama burada aslında atla yenilebilir. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar bir saatlaç maçında rakibin bir taşını açmaz almak çok değerlidir bizim için. Şu an vekim atını açmaz almışız. Açmaz ne demek? Eğer rakip bu atı herhangi biri açarsa mesela aldık onu. Eğer rakip bu atı herhangi biri açarsa arkada değerli bir taşı yiyeceğiz şu anda. Yani at şu an açılamıyor. Açıldığı anda ben arkada bir vezir yiyeceğim. Bu sebepten dolayı aslında bu at açmaz da yani atın hareketi kısıtlanmış. Atı açamıyor rakip. Bu yüzden açmazdaki taşa baskı yapmak çok önemli. Baskı yapmak ne demek? Bu taşı biraz daha fazla taşla da istemek demek. Yani şu an sadece fil atı istiyor. Fakat başka taşlarımızla da bu atı istememiz gerekiyor. Mesela bir atla alsak. Bakın bir taşla daha rakibi istiyorum. Eğer rakip hata yapar da atla atım yerse arkadaki vezirini ben onun yiyebilirim. Bu yüzden beni yiyemez. At çarpı 5 hamlesi çok güzel bir hamle. o yüzden. Açmazdaki ata baskı yapmak adına çok güzel bir hamle olabilir. Aynı zamanda fili de istiyoruz. Herhalde beyazların file 2 oynayıp hem açmazdan kurtulup hem de filini e, kurtarması gerekiyor olabilir. Peki biz piyonu aldık. At d 5'e e, bu piyon boşta kalıyor sanırım. Alınmış hemen. Arkadaşlar bakın. Atın şu anlık temel görevi bu piyonu korumak. Fakat at buraya gelince artık bu piyonu korumuyor ve bu piyon boşta kalıyor. H3'e file 5 oynanmış. Vezir D3'e at C5. Aslında burada at G3 var sanıyorum. Ver kaleyi. Kale kaçınca da şöyle bir E4'ten sonra ver veziri ver atı gibi bir çatal imkanı var. Piyon çatalı. Fakat maçta artı 5 oynanmış. Vezir de 2'ye. Bir daha geri geldik. Vezir de 3'e. Şimdi at bir şey enteresan bir şekilde. Kale de 1'e. File 3. burada arkadaşlar E4 hamlesinden sonra sanki çok daha üstün kalıyormuş bence. E, siyahlar. Çünkü bir piyon çatalı. Ver veziri. Ver atı. Burada bir taş kazanacağız şimdi. Çünkü beyazlar vezir kaçacak. Biz tabii ki de atı yiyeceğiz ve at kazanacağız. Ee, burada tabii ki vezir e, bu piyonu yiyemez. Çünkü atımız piyonu koruyor. O yüzden bir aslında piyon çatalı yapmış olduk rakibi. Bunu görmedik biz Bunu aldık. Bu da güzel bir hamle. Çünkü rakibin şah kanı epey zayıfladı bakın. Şu anda beyazların şah kanı çok zayıfladı ve siyahlar buradan çok büyük basla yapacak. Belki vezirini aktaracak buradan. E, veya buraya G5'e veya H4 e 4e aktarıp buradan mat planları kurabilirler. A6'yı anlamadım. Peki vezir C3, B5 fil D3 vezir çarpı D5. Ama vezir çarpı D5 aslında biraz yanlış bir hamle. Çünkü arkadaşlar benim vezirim kale ile aynı hatta ve burada bir taktik konum var. Kale, fil ve vezir var. Beyazlar fili aradan açsa ve şah çekse şu anda kale vezire baktığı için Siyahlar almak zorunda zaten alacak. Burada beyazların aslında bir vezir kazancı var arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani vezirinizi oynarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Niye dikkat etmeniz gerekiyor? Rakibin kalesiyle aynı hatta kalmayın arkadaşlar. Rakip kale buradaysa sizi burada kalmayın. Hemen başka bir hat bulun kendinize oraya doğru gitmeye çalışın. Rakibin kalesiyle aynı hatta kalmak e, siyahlar için çok iyi değildir arkadaşlar. Çünkü bakın aldığımız anda birçok taktik imkan çıkıyor. Beyazlar bu fili ayırdığı anda kale vezir almak istiyor. Bu yüzden fille rakip tempolu bir şah çekiyor. Biz şart bir uğraşırken rakip de vezirle e aslında kaleyle vezirimizi yiyecek ve şu anda bir vezir kazanacak bu taktikle. Fakat beyazlar böyle bir hamle yaptı. Bu taktik yine farklı bir şey buldu ama bu olmuyor. Vezir e6'ya fil çarpı e 6 AT2 çok güzel bir çatal bakın. Değerlendirilmiş burada siyahlar burayı ve demiş ki Vezir Şah şu an çatal yenilebilecek pozisyonda ve atımız var burada. AT2 çok şık bir çok güzel bir aslında hamle ve çatal imkanına el veren bir hamle. Çünkü fil normalde E2 koruyordu. Fakat artık fil buraya gelince E2 karesi boş ve at bir yerde buraya gelip aslında taşı kazanabiliyor. Burada beyazların aslında vezir çarpı C6 alması gerekiyordu. Fil almak yerine Vezir alması gerekiyordu. Fille alınca at 2den sonra bir çatal oluştu. Evet alınmış vezir. de alınmış ardından ve burada siyahlar çok üstün. Bakalım maçı nasıl tamamladı. Ee, bu şekilde aslında bir at açılmış ve siyahlar mata gidiyor. Hemen açık atlı kalesini aşağı kata inerek rakibe çok bir baskı yapacak. Arkadaşlar bir kalenin en sevdiği pozisyonlardır. Hem açık atlı bu kale yani Hiçbir piyon olmadığı bir hatta şu anda bu kale. Yani önü bomboş aşağı inebilecek bir kaleden bahsediyoruz şu anda arkadaşlar. Ve bizim kalemiz ikinci yataya gelip rakibe baskı kurabiliyor burada. Çok ciddi ataklar yapabiliyor. Ve rakip mat ediyor aslında. E, bu yüzden açık hatta bir kaleniz varsa onu ikinci yataya inmek siyahlarla çok önemli. Beyazsanız da mesela getirip kalenizi 7. yataya inmek. Rakibe çok büyük baskılar kurabileceğiniz bir yere gelmek İyi oluyor. Şah g Vezir E2 Şah f ise Vezir F2 çok güzel bir Vezir kalematı izledik beraber. Tebrikler Mert kardeş. Tebrikler e, Naz diyorum. İkiniz de harika maç oynamışsınız. Tebrik ediyorum sizleri. Hemen yine maçımızdayız. Yiğit Aslan'la Yağız Selçuk oynuyor arkadaşlar. Hadi bakalım bu maçı da. Bakalım hep beraber. E4 E5 Vezir E5. Arkadaşlar Vezir'in erken gelişmesi bir hata aslında. Çünkü vezir erken geliştirsek rakip çok gelişimde önde kalacak. Gelişimde önde kaldığı için maçı da kazanacak. Lütfen vezirinizi bu kadar erken gelişmeyin. Şu anda beyazlar bu piyonu yemek istiyor. Siyahlar atçıya alt oynamış. Piyonunu korumuş güzel bir şekilde. Beyazlar fici 4 geliyor. Amacı arkadaşlar buradan bir çoban matı saldırısı yapmak. Çünkü şu an siyahların en zayıf halkası bu. Sadece şah tarafından korunduğu için beyazlar da hemen bir çoban matı yapmak istiyor. Siyahların g 6 oynaması gerekiyor ve veziri kovması gerekiyor. Öyle de yapmış. Vezir e2. At f6. At c3'e. Fil c5 oynandı. Vezir geri dönmüş bir daha. Tempo kaybı beyazlar. Bir yanlış hamle daha. Burada acilen atımızı çıkmamız. Acilen d3 oynayıp filimizi çıkmamız gerekiyor. Ve rok atmamız gerekiyormuş aslında. Fakat öyle yapmayıp bir tane daha tempo kaybettik. E, fil b4. Şimdi e, siyahlar tempo kaybetmiş. Burada siyahların acilen bir D6 hamlesine başvurması filini oyuna katması gerekiyor. Hatta devamında bence bu maçta siyahlar uzun noklu oynayabilir. Çünkü şimdi e, bu kanattaki siyah kareler çok zayıfladı. Siyah filin buraya gelmesi bitti aslında. Bu siyah kareler çok zayıf ve e, beyazlar mesela bir yer D3 hamlesine başvurup fili eğer buraya veya buralara geldiği anda çok büyük baslar kurabilir. Çünkü siyah kaleler bomboş. Niye bomboş? Çünkü her piyon beyazda kaldığı için aslında siyah kalenin zayıflığı var burada. Ve siyah de burada olduğu için aslında e, bizim bu kale savunmamız bu siyah kale savunmamız biraz zor olacak. E, bu yüzden bence e, burada siyahların uzun rok atması gerekiyor. O yüzden peki kısa rok atmışlar ama kısa rok geldi alındı alındı. A çarpı 4 burada var aslında. Bence artık bu alında biliniyor. A6 oynanmış. Fil G5 çok güzel bir hamle bakın. Şu anda açmaza aldı atı. B5'e. Fil D3. At A5'e. At çarpı 5. At A5 de anlamadım. Çünkü arkadaşlar at çok alakası bir yere gidiyor. Tahtayla at A5'e gelmemiz biraz yanlış bir hamle. Burada hiçbir şey istemiyoruz. Aynı zamanda atımızı köşeye geliyoruz. Bu bir yanlış hamle oldu. Atımız şu anda bu piyonu koruyordu. Ben buraya gelince beyazlar da hemen bu piyonu almışlar zaten. Fil b diye. kaleye bir. Burada bakın yine açmaza aldığımız bir taş var arkadaşlar. Rakibin atını açmaza almışız. Ne yapmamız lazım? Bu atı biraz daha fazla taşla istememiz lazım. Hemen bir at yörtemesi olabilir. Bakın açmazdaki ata baskı. Bir taşla daha isteyeceğim. Eğer beni yerse vezir eğer beni yemezse de zaten yine kazanacağım. Herhangi bir hamleye ne yapacağız arkadaşlar? Fil de diyebiliriz. Atla diyebiliriz. Burada bir taş kazancı var. Hatta devamında vezirimiz aslında buraya gelse rakip mat olacak. Bir vezir D2. Vezir E6. Vezir G7 temasıyla belki de mata kadar giden bir konum oynayacağız. Evet burada ee, at E5 fil B7. Kale E1'e fil C6 oranmış. Kale 3'e Vezir E7 oynanmış. Aç çarpı C6. D çarpı C6. Kale F3 bakın. O taktiği yapmış beyazlar. Açmazdaki taşa. Baskı kurmuşlar kale ile. Çok güzel bir tema. Şak G diye. Fil F6. Şak G'de yanlış hamle oldu. Çünkü. Ver şahı. Ver vezir dedi burada. Ee, beyazlar. Siyanı tek hamlesi. Bari vezir verirken. En azından karşında bir kale fil kazanarak. E, devam etmesi gerekiyordu. Fakat burada. Vezirle e, aldık mı almışız güzel. Fakat beyazlar burada E5 hamlesine başvurmuş ve burada arkadaşlar kale ile vezir yemeği unutmuşuz. Aslında mükemmel taktik yaptık. Açmaz aldık baskı yaptık taşı kazandık ama taşı almayı unuttuk burada. E5 hamlesi vezir çarpı E5. Vezir d 2 vezir E6. Kale E1 çok güzel bir hamle açık hatta gelinmiş. Açık hatta vezire baskılar başlamış. Vezir çarpı a 2 Peki. E, vezir çarpı a biraz kötü bir hamle aslında. Çünkü B3'ten sonra <laughs> bu vezir geri gidemiyor çok fazla ama e, burada at 5 gibi bir taktik hamlesi varmış. Yemeyiz. vezir boşta. E, bu yüzden belki de olabiliyor. Peki. Vezir A2 alındı. Kale E3. E, arkadaşlar bakın iki kalede açık attı çiftledi. Duble kale var burada. Açık atlı iki tane kalemiz var. Çok güzel. Vezir çarpı B2. File 4. Aç 4 çok güzel bir taktik bakın. siyalar demiş ki fil buradan artık ayrıldı. Benim atım köşede zaten kötüydü. Fil buraya artık korumuyorsa ben de buraya gelirim. Ver veziri ver kale derim. Yani bir çatal yaparım demiş. Vezir 4 aramda çok güzel. Vezimiz tempolu kaçtık şah çekerek. Harika. Şah G8'e. Şimdi artık kalemi de kaçmam gerekiyor bence. E, kaleyi kaçmak yerine ama biz e, bunu aldık. Kale alınmış. Biz de kale aldık ama en son aç çarpı c2 vardı galiba. Burada bu hamle kaçtı sanıyorum. Yine bir çatal aslında. Çatal üstüne çatallar oluyormuş ama. Burada siyahlar çok önde kalırsa çatal yaparsa. Ama alınmış. Kale 3 alındı. Burada son sıramız sanki çok zayıf. Ee, arkadaşlar bakın son sıra inanılmaz zayıf. Hiç hava dili açmamışız kendimize. Hiç plon sürmemişiz buradan. H3 hamlesini oynamamışız. Ve hava açmamışız kendimize. Siyahlar hava dili açılmadığı için. Mesela bir vezir a1. Vezir b1. Veya vezir c1 oynasa. Burada mat olduk aslında. Çünkü veziri kapatsak bile. Rakip bizi yiyecek. Kaleyi kapatsak bile. Rakip bizi yiyecek. Siyahların burada matı varmış aslında. Fakat matı görmedim. Vezir çarpıcı C 2 aldı. Şah f Şimdi geldi ama çok geç. Artık şah çıkabiliyor. Hatta kale bile artık araya kapanabiliyor çaya 2 vezir C2 vezir D2 alınmış alınmış siyahlar bu piyon finalini çok önde çünkü burada 3'e karşı 1 var. Hatta burada zaten geçer piyon var. Siyahlar şu an maçı kazanacak. Çünkü 2 piyon fazla arkadaşlar. 2 piyon üstünlüğüyle maçı kazanacak tabii ki de siyahlar. Bakalım ne sonradılar. Kale 8 hamlesine kale 3 alınmış alınmış piyon finali net kazanç A5'e Şah C2, A4'e Şah B1, A3 çok fazla oldu arkadaşlar. A3 benim burada artık oynamamam gerekiyor. Piyon finallerinde Şah'ın önemi inanılmaz büyüktür. Siyahların acilen Şah G7 Şah F6 Şah E5, Şah E4 Şah D3 yani acilen merkez doğru gelip oyuna katılması gerekiyor arkadaşlar siyahların. Şahın aktifliği çok önemli. Oyun sonunda sizler ricam hemen şahınızı aktif hale getirin. Buna da gerek yok aslında. Çünkü siyahlar piyon önde. Burada hemen C5 oynayıp aslında devamında B4 hamlesiyle birlikte bakın burada aslında iki tane bağlı geçer piyon yaratabiliyormuş. E, bunu yaratmak yerine biz piyon sürdük. Fakat bu piyonu kim koruyacak? Şahımız şu an çok uzak. Bu piyonda yardım edemiyor çünkü önünde bu piyon var. Aslında o yüzden biraz yanlış bir hamle yaptık. Beyazlar şah ikonu değerlendirmiş bu hamleyi. B4 yanlış bir hamle çünkü B4 hamlesi korumuyor aslında çünkü piyonu boşa verdik. beyazlar şu anda iki piyon kazanarak durumu eşitledi. Siyahlar hala şahını oyuna katmıyor bakın. Beyazlar oyuna katmıyor. Şu anda beyazlar şahını oyuna katsa maçı kazanacak. Siyahlar şahını oyuna katsa maçı kazanabilir. Çünkü iki tarafta şah ile oynamıyor. Hala piyonla oynuyoruz. Yanlış. Evet, şa oyna katılıyor galiba. Peki. Evet, güzel. Evet, heyecanlı maç. Çünkü siyahlar bu piyonu alacak, bu piyonu sürecek. Beyazlar şahı çekecek, bu piyonu sürecek. Burada hesap gücü lazım bize. Bakın hemen hesaplayalım. Herkes beni takip etsin. Sıra siyahlarda. Siyahlar şahlardan çekildi birinci hamle. Beyazlar geldi. O da birinci hamlesi tamamladı. Siyalar sürdü piyonu. Birinci hamle. Aldı piyonu. Sürdük. Geldi. Sürdük. Geldi. Sürdük. Geldi. Vezir çıktık. Vezir çıkıldı. eş zamanlı aslında vezir çıkılıyor. Ve e, açıkçası maç biraz berabere doğru gidiyor okulunda. Bakalım nasıl oldu ben de merak ediyorum. Şah gelinmiş. Şah b ama burada artık siyahların bunu sürmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir şans elde etmesi için. Niye? Hesapladığımız gibi aslında geçer piyondan sürülecek bakın. Eş zamanlı vezir çıkılacak burada. Da beyazlar bir hamle önce çıkıyor. Fakat burada durum değişmiyor. Çünkü beyazlar çıkınca şah çekemedi bize. Ve arkadan vezir alamıyor. Bu yüzden aslında bu konuda beraber gibi. Hatta siyahların hafif bir üstünlüğü var. Çünkü bu piyon da yiyecek gibi duruyor. Ve bu piyon geçer olmasını kullanacak gibi duruyor ve siyahların biraz üstünlüğü var. Çünkü bu piyonu alacak ve bu piyonu vezir çıkarsa iki vezirle rakibe karşı kazanabilirler aslında. Fakat siyahlar bakın burada artık vezir düşünmesi lazım. Benim artık bunu yememe gerek yok ki. Benim zaten vezire aday piyonum var. Önü bomboş vezire gidecek piyonum var. Geçer piyonum var. Geçer piyon ne demek? Önü bomboş vezire koşan piyon demek. Bu piyonum varsa bunu sürmem gerekiyor benim şu anda. Fakat sürmemişiz. Ve piyon toplamışız. Beyazlar çok daha erken çıktı. Beyazların maçı kazanması lazım. Bu hamleye böyle bir hamle yanlış. Artık beyazların şah çekerek bu şaha yakınlaşması lazım arkadaşlar. Mesela buradan bir şah. Eğer siyahlar böyle bir hamle yaparsa tabii ki de bunu yiyeceğiz. Devamında kazanacağız. Eğer burada siyahlar yani ee, böyle bir yere kaçsın diyelim. Yine alacağız. Şah çekeceğiz siyahlar böyle bir yere kaçsın. Hemen şahımız aslında vezirimizle yakınlaşıp rakip şah isteyerek geleceğiz arkadaşlar bakın. Bir yerde rakip şahın buraya kaçmasını sağlayacağız. Çünkü diyeceğiz ki ver şahı ver piyonu. Eğer şah buraya doğru kaçarsa zaten piyon boşta. Eğer şah buraya doğru kaçarsa da hemen ne yapacağız? Ya bu piyonu yiyeceğiz. Bu kazanacağız. Ya da şahımızı artık yaklaştırıp bu piyonu yemeye doğru geleceğiz arkadaşlar. Fakat beyazlar bunu yapmak yerine e, siyala piyon sürdürmüş ve bu konum artık arkadaşlar beraber doğru gidiyor. Çünkü fil piyonu kaldı. Fil piyonunda e, şah piyona karşı vezir ama F hattında veya C hattında bulunuyorsa bu piyonlar beraber bitiyor maç çünkü arkadaşlar. Evet burada vezir çıkılmış. E, beyazlar geldi. Şu an siyahlar bir tane piyon öndeydi. Fakat beyazlar çok yanlış bir yaptı. Siyahlar eğer böyle bir çaprazdan şah çekse maçı kazanıyor. Çünkü arkadaşlar arkada vezir var. Şah kaçınca veziri yiyecek ve maçı kazanacakmış aslında. Fakat görmüyor şu anda oynuyor. Yine aynı tamam var. Buraya gelsek buradan vezir istesek vezir kazanacağız. Yine yapılmadı. Evet, şimdi yapılmış ama çok geç artık. Çünkü şu anda şah vezir koruyor. Zaten yediğimizde de burada berabere kalacağız. Bakalım nasıl geçti maç. Ve burada beraberlik olmuş. Çok güzel, çok uzun bir maç. Tebrik ediyorum. Ben Yiğit Aslan'ı da, Yağız Selçuk'u da çok güzel oynamışsınız. Hemen devam ediyoruz yeni maçımızdan. Kerem Uysal'la Rüzgar Emre Aslan'ı oynanan maç. Haydi bakalım nasıl oynamışız. Rüzgar da kendini çok geliştiren bir öğrencimiz. Daha yeni katılmasına rağmen hemen E grubundan D grubuna yükseldi. Ve D grubunda da çok çok iyi performans sergiledi ilk turmasında. Kendisini tebrik ediyorum tabii ki de. Kerem de zaten 5 yaşındaki öğrencimiz. Yaşına göre mükemmel oynuyor. Evet. Fil B6 bir tempo kaybı. Bu hamleye gerek yok. Hemen at F6 oynayıp devam edebilirmiş aslında? Peki. D3 H6. H3 vezir E7. Vezir E7 erken bir vezir gelişim hamlesi. Bu da yanlış aslında. Peki. At B5. Bu da yanlış bir hamle. Arkadaşlar. Zaten bu taşlarım oyunda. Lütfen uyuyanları uyandırın. Geridekileri uyandırın. Bunları oyuna katın lütfen. Rokumuzu atalım. Gelişime devam edelim. Bu fili çıkalım veya lütfen uyuyan taşları uyandırın. Ben bu taşta uyurken bu taşlarla satranç oynamayalım. Lütfen bu taşları oyna katmaya çalışalım. Bu hamle yanlış bir hamle oldu. Çünkü rakipten ben hiçbir şey istemiyorum ki. Bunu isteyemiyorum. Çünkü buraya fil koruyor. Çatal yapamayacağım ki ben rakibe. Vezir c5 genelmiş. Çok enteresan bakın. Vezir fil bataryası ile buradan bir mat hata var. Siyahların çok tehlikeli. Beyazların rok atması gerekiyor olabilir burada. Kale piyonu korumak için. Veya fil e3 hamlesi oynaması gerekiyor olabilir. Çünkü vezir şu anda piyona ulaşamıyor. Araya fili kapattık. Veya vezir e bu piyonu yine koruyabiliriz ama. Şu anda benim acilen rakibin isteğine cevap vermem gerekiyor. Çünkü rakip benden bir mat istiyor arkadaşlar. Vezir fil uyumuyla çoban matına benzer bir mat istiyor. Ee, burada en iyi hamle herhalde rok veya fil e3 hamlesi çok daha kuvvetli. Çünkü fil e3'e eğer vezir kaçılırsa mesela böyle bir yere fil ile fil alacağız. Rakip bizi aldığında da atla piyonu yiyeceğiz. Ver şığı, ver kaleyi ve burada bir kale kazancı izleyebilirdik aslında biz. Ee, fakat burada ne oynanmış? e, ee, maçta aç çarpıcıya da oynanmış. Biraz yanlış bir hamle. Çünkü arkadaşlar zaten bu kareyi kontrol eden bir fil var. Fil de bizi yiyebilir. Veya fil yemeyebilir. Şahı oynar ve buradan mat istemeye devam eder. Bu da enteresan bir düşünce. Fakat buna file 3 var herhalde. Ee, devamında atla kareyi yiyebiliyoruz herhalde bu konumda. Ee, peki maçta ne oynandı? Maçta şah d8 oynanmış. Aslında şah d8 şüpheli bir hamle. Çünkü şimdi burada beyazlar file 3 oynasa hem matı önlüyor, hem vezir istiyor, hem kale istekte kaldı. Yani çok güzel bir hamle oluyor. Vezir kaçarsa kale boşta. Vezir tempolu buraya kaçamıyor. Çünkü C3 hamlesinden sonra aslında temposu yok. Burada da ee, vezir mesela B2 alsın. Yine bu kaleyi yiyebiliyoruz aslında. Hiç sorun olmadan. Ee, ama vezir şu anda C5 hamlesi. aç C7. Yanlış dedik. Şah D8'e At çap A8 hamlesi yanlış bir hamle çünkü vezir çarp F2'den sonra veya siyahlar çok şık bir mat yapmışlar arkadaşlar. Vezirin erken gelişmesi oyuna kötüydü. Fakat beyazlar bunu değerlendiremedi. Burada ne yapacağız? Ya file 3 oynayacakmışız ya da rok atacakmışız. F2 piyonunu koruyacakmışız arkadaşlar. Açılıştaki en zayıf ama en zayıf bölgeniz burasıdır. Neden? Çünkü buraya sadece şah koru arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Eğer rakip iki baskı ile iki taş ile sizi istiyorsa açılışta acilen ama acilen benim buraya korumam gerektiğini anlamam lazım. Ya vezir gelin koruyun ya fili gelin koruyun kendinizi ya rokatın koruyun ama benim şu anda bunu korumam gerekiyor arkadaşlar diyebilirim. Ama çok şık bir mat olunmuş. Tebrikler Kerem, tebrikler Rüzgar. Güzel maçtı. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. Mehmet Akbulak'la Yağız Selçuk arasında oynanan maç. Hemen başlayalım. E4 E5 at F3 at C6 at C3 at F6 4 at açılışı fil C4 e, fil C5 rok hamlesi rok D3 amaç ne? Amaç fil G5'e gelmek tabii ki. D6 hamlesi yanlış. Burada siyahların H6 hamlesi oynaması gerekiyor ve filin buraya gelmesine engel olması gerekiyor arkadaşlar. D6 hamlesinden sonra beyazlar fil G5 oynuyor. Atı açmazı alıyor arkadaşlar. Fil G4 ya ben de açmazı alıyorum diyor. At D5. Beyaz tabi hamile avantajı var ve daha erken salmaya başladı. Bakın buradan açmazdaki ata baskı yapıyor. Mükemmel bir hamle. Fil F3 yanlış bir hamle. Arkadaşlar fille atı almaya bu kadar alışmayın. Fille atı almak burada kötü bir hamle. Zaten ben rakibin atını açmazı almışım. Bu at zaten hareket edemeyen bir at. Bu at hareket ettiği anda zaten herhangi bir yere, herhangi bir yere gitsin diyelim. Mesela bu at Gittiği anda zaten ben vezir yiyeceğim. Yani bu at şu anda açmazdı arkadaşlar. O yüzden benim bu atı yememe gerek yok. Zaten bu at sıkışmış ve açmazda kalmış. Bu yüzden atı yememize gerek yokmuş burada. Benim acilen e, buradaki açmaz e, durumunu çözmem lazım ama tabi çözemiyorum. Önceden önlem almam gerekiyordu bu durumu ama en azından fille atı yemeyeyim arkadaşlar burada. Fille atı yersem Biraz zayıf bir pozisyonda kalacağım ve e, Vezir'in de oyuna katılmasıyla Beyazlar bana çok büyük baskı yapacak. Çünkü bakın 1-2-3 taş da beni istiyor. Ben ise 1-2 taş savunuyorum. Yani Beyazlar'ın çok ciddi bir F6 atına baskısı oluştu. Ve buradan maçı kazanabilecek. At B4 hamlesine At F6 çok güzel bir hamle. G F6 rakimi şarkının dağıldı. Hemen fil e ama Burada fil F6 çok daha kuvvetli bir hamleydi. Çünkü ver vezir demekti. Vezir rana gibi kaçınca vezir g3 şah ve buradan rakibi aslında mat etmiş olacağız. Tek hamle vezir. O da vezir çarpı g4'ten sonra şu anda beyazlar siyahları mat etti arkadaşlar. Neden? Çünkü yuvamız dağıldı burada. Şahımız önü çok açık ve buradan mat oluruz işte bu şekilde. Yani eğer bu açmazda dikkat etmezseniz bu açmazda dikkat etmezseniz bu, bu kadar baskı oluşturursa rakibisinizde Böyle matlar olabilirsiniz. Ne yapmamız lazımdı bizim? Rakip D3 oynayınca siyahların H6 oynayıp bu fili buraya getirmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Fakat işte gelince bu şekilde baskı oluşuyor. Ve F6 atı üstünde çok büyük baskı var. Ve burada maçı kazanacak zaten. Beyazlar. Fakat fil F6 almak yerine fil H6 oynamışlar ama. Tabi bu hamle de maçı kazandırıyor ama. Siyahlar kaleyi bırakıp kurtulabilir. Mesela böyle bir hamle yapar. Kaleyi bırakıp kurtulabilir. En azından biraz daha maçı devam ettirebilir belki de. E ama e, burada mesela Vezir G3 hamlesi. E, ne başvuracağız ama? Yani şah E8'e artık Vezir G3 olmuyor. Mat istiyoruz ama kale G8 artık var. En azından biraz pozisyon savunabiliyor siyahlar. Bu yüzden burada fil çarpı F6 daha etkili bir hamle. Ver Vezir'i. Ver Vezir G3'ten buradan matı. ya yani Burada mecburen Vezir'i feda etmek zorunda kalacakmış. Siyahlar ve maçı kaybedecek tabii ki de bundan sonra. Çünkü beyazlar Vezir üstün kalacakmış ama flaş altı kale e8'e vezir g3 bakın çok şık bir mat geliyor. Vezir g7 yapacağız bir daha hamle ve rakibi mat etmiş olacağız. Maçtan çıkarılacak çok büyük dersler var arkadaşlar. Çünkü bakın bu atı bu şekilde açmaza aldırırsanız bu şekilde mat oluşabiliyor. Tebrikler Mehmet, tebrikler Yağız. Çok güzel maç olmuşsunuz birlikte. İkinizle tebrik ediyorum ben. Yeni maçımız Rüzgar Emre ile Ali Osman Şener arasındaki maç. Hemen analizine başlayalım. E4-E5 At F3-At C6 At C3-At F6 Fil C4-Fil C5 At c 3 at f 6 fil 4 fil c 5 at e g 5 d 5 Eyvah! İki takipte iki tarafta da, beyazlar da siyahlar da çok güzel oynuyordu. Fakat At G5 hamlesi yanlış bir hamle. Arkadaşlar At G5 hamlesinin tek amacı F7 piyonuna İkinci baskı getirmek arkadaşlar. Fakat burada siyahlar rok atarsa bu atağı tamamen önlüyor. Lütfen burada rok atın ve kaleniz bu piyonu korusun arkadaşlar. Bu en güzel seçenek bizim için. Deve 5 yanlış bir hamle. Çünkü şu anda beyazlar beni 1-2-3 taşla yiyebilir. Ben ise kendimi 1-2 taşla savunabilirim. Yani yetmez. 3'e karşı 2 var yetmez. Burada ne yapmamız lazım? Rok atmamız lazım. Burada unuttuğunuz bir şey oluyor. Beni yiyor diyorsunuz ve kazanıyor diyorsunuz. Ama yanlış arkadaşlar. Siz yerse mutlu olun zaten. Çünkü kaleli yiyin. Fil yerse şahla yiyin. Burada ben şu an rakipten fil ve at aldım. Rakibe kale verdim. Biz burada üstünüz. Üst. Çünkü rakipten fil ve at aldık. Rakibe sadece bir kale verdik arkadaşlar. Ve piyon verdik ama ee, biz şu an üstünüz. Üst, fil ve atın toplamı kale piyonun toplamından daha kuvvetlidir. Bunu sakın unutmayın. Ve bu şekilde oynayın. Lütfen. Deve 5 D3 yanlış bir hamle oldu ama. Çünkü E çarpı D5 hamlesi olabilirdi. At D5 olurdu. Fil D5 olurdu hatta. Benim şu anda bunu yemem lazım. En iyi hamle tabi piyonla yemek. Onu da söyleyeyim ama. E, şu anda bunu yemek lazımdı ama yenilmedi. D3 yanlış bir hamle. Burada siyahlar hemen fil almış. Beyazlar da alıyor. Siyahların ne yapması lazım? Acilen taşları değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siyahlar şu anda bir fil fazla. Arkadaşlar bir satranç maçında eğer siz öndeyseniz hemen taşları değişin. Oyun sonuna gidin. Yani burada şu anda siyahlar bir fil önde ve eşit kuvvetteki taşları değişebilirler. Yani file karşı fil değişebilir, ata karşı at değişebilir, ata karşı at değişir, kaleye karşı kale değişir. Arkadaşlar bu şekilde vezire karşı vezir değişir. Bunu yaparsa ne olur? Oyun sonuna bir fil fazla kalmış olur ve fil de bütün piyonu toplar ve devamında istediği kadar vezir çıkma ihtimali vardır. Bu yüzden öndeyseniz şu anda siyahlar gibi mesela bir fil öndeyseniz hemen eşit kuvvetlik taşları değiştirin. Mesela vezir veziri yiyin arkadaşlar. Mesela gelin bu fili atı yiyin. Yani eşit kuvvetteki eşit puanlık taşları değişin ve oyun sonunda maçı kazanın. Çünkü biz fil öndeyiz diye bunu yapabiliriz. Taş öndeyseniz diğer taşları değişebilirsiniz arkadaşlar. Ama Değişmiyoruz şu anda file 6 oynuyoruz ama file 6 yerine fil 4 daha iyi mı mi? değil miydi acaba? Bu atı açmaz baskı yapsak daha iyi değil miydi? File 6 da güzel ama C4 piyona baskı için geldik. Vezi D8, kare D8. Bir de e, beyaz için de şunu söyleyebilirim. Beyazların şu an taş değişmemesi lazım. Yani acilen vezini buradan çıkması lazım. Çünkü şu anda beyazlar geride. Taşları oyunda tutmalı, tutması lazım beyazların. Taş değişmeden Rakipten bir fil, bir at en azından bunları kazanması lazım. Veya bir kale, bir vezir, bir matata. Çünkü şu an beyazlar geride. Bir şey yapması gerekiyor maçta. E, rakipten fil gerideyiz. O zaman rakibe karşı en az bir at veya fil almalıyız ki e, oyunu eşitlemeye çalışmalıyız. Ama ben değişirsem yanlış. Zaten ben gerideyim. Taş değişmemeliydim burada. Kale d 8, file 3'e, fil, e, fil 4 yanlış bir hamle. Ya burada hemen file fili almam lazım. Zaten ben öndeyim. Öndeyken lütfen taş değişin. E burada ee, bakın ee, aslında siyahlar ee, bir risk aldı ve beyazlar maçı ortak oluyor. Ama herhalde bunu yemem gerekiyordu benim. Çünkü bu hamleden sonra aslında eşit bir konum oynanacaktı. Fakat ee, burada beyazlar kale yemeyi unutmuş bu konumda. Bunu yemiş. Kaleye karşıdan sonra burada aslında siyahlar yine önde. Fakat siyah da yapmadı ve karesini verdi. Bu konum eşit. Şimdi yaptığımız bir hata da şu anda bu fili hem şahım yiyebiliyor hem kalem yiyebiliyor. Arkadaşlar böyle bir konumda ben tabii ki de şahlayamam gerekiyor. Neden? Çünkü zaten benim kalem açık hatta. Yani bir kale için en güzel yerde. Çünkü önü bomboş bakın. Burası açık bir at. Yani kalem için daha güzel bir hat olamaz ki benim zaten. Ben buradayken neden bu fili yemek için buraya geliyorum? E zaten şahım bunu yiyebiliyor. Bir de oyun sonu geliyor. Oyun sonu ben şahımı artık oyuna doğru çıkmaya başlayacağım. Bildiğiniz gibi oyun sonlarında şahlar oyuna girmeyi çok severler. Şahımı oyuna katmam gerekiyor benim aslında. Peki açık attı verdik. Rakip de almamış. Burada bir piyon vermiş. Karşılıklı bir piyon daha. Bakalım güzel film izleyeceğiz gibi. Evet döndük dolaştık. Döndük dolaştık. Hala dolaşıyoruz ama bir şey diyeceğim. Artık bunları sürsek ya, e, atla sürekli hamle yapmak yerine biraz sürsek, e, bu piyonu hareketlendirirsek, bunlar geçer piyon, vezire aday piyon, arkadan kalemi de gelsem, sürmeye başlasam, güzel olmaz mıymış aslında? Geçer piyonum var benim. Geçer piyon çok önemli bir satrançta. Özellikle oyun sonunda vezire çıkmaya aday piyonlardır. Sürmem lazım artık benim onları. Peki, evet... Bir şah doğrudan. Fakat yanlış yerden şah çektim ben şu anda. Çünkü atımın artık aşağıda, yukarıda, sağda, solda herhangi bir ayağı kalmadı. Ben yanlış yerden şah çektim şu anda rakibe. Buradan çekmem gerekiyordu benim. Ne yapacaktım? Atımı artık geri kaçacaktım arkadaşlar. Ama buraya gelince işte e, atımız burada gitti. Burada belki kare 5ten sonra ver atı ver atı gibi bir durum yapabiliyormuşuz gibi gördüm ama o da RAM'de bu var herhalde. Alınca biz e, beyaz da bunu alıp aslında önleyecek buradaki taktik imkanı. Ama herhalde hoş duran bir hamle. Yani aynı atlı iki tane katılı istemek olabilir. C6'ya at A7. B5'e at çarpı C6. At çarpı C6. Kale C8 hamlesi. Güzel bir hamle. Kale A6'dan tutulmuş. B4'e şap B2. Kale B8 yanlış bir hamle. Çünkü kaleyi de boşa koyduk ve maçı burada kaybetmişiz. Çok güzel maç. Tebrikler Rüzgar. Tebrikler Osman. Çok uzun ve çok güzel maç oynamışsınız birlikte. Yeni maçımıza geldik. Yeni maçımız Mert 7 kardeşte Yağız Selçuk arasındaki maç. Hemen maçın analizine başlayalım. Yine güzel maçlarımızdan biri. Oynanacak gibi duruyor. Gelişim hamleleri mükemmel. Ama ben neden bunu oynuyorum acaba şu anda? Ne gerek varmış bu hamleye? Fili çıksam mı artık ben oyna? Bu film içeride uyuyor. Bunu oynamaya ne gerek var? Zaten bu fil oyunda güzel bir fil. Buraya gelmiş gerek yok ki. Ve atla beni yiyebiliyor rakip. Arkadaşlar file karşı at değişmemeye çalışın. Özellikle açılış kısmında fillerinizi tahtada saklayın. File karşı at değişmemeye çalışın arkadaşlar. Filler çoğu pozisyonda attan üstündür. Tabi bazı spesifik durumlar var. Eğer konum kapalıysa çok fazla piyon varsa at üstündür. Oyun sonunda aynı kanatta piyonlar varsa at üstündür gibi bazı detaylar var ama e, genel olarak siz şu an şöyle bilin. Filler atlardan biraz daha üstündür. Ve bu yüzden fili tahtada saklamaya çalışın arkadaşlar. Fille atı çok fazla değişmemeye çalışın lütfen. E, bu hamle biraz yanlış bir hamle. Çünkü şu anda beyazlar hemen atla fili yiyebiliyor. O yüzden biraz yanlış. Peki. Yani fili 3.5 puan. Atı 3 puan gibi düşünerek oynayın. Yani burada fili buraya oynamayın o yüzden. At bizi yiyebilir diye. Ben yarım puan kaybederim diye bunu yapmayın mesela. Peki. Siyahlar hata yaptı. Çünkü fille çok hamle yaptı. Üstüne bir de at yemiş fille. E, beyazlar çok daha iyi oynadı. Çünkü burada artık arkadaşlar atı da açmaz aldı. Baskı kurmaya başladı. H6'ya. Hey, fil'e üst döndük ama aslında buraya dönmeyebilirdik bence. Bakın filiniz buradaysa atı aşmazı aldıysanız aslında buraya kaçın. Çünkü atı aşmazı almaya devam edersiniz. Rakip eğer burada gebe şamesi oynarsa bir tane filinizi geri çekin. Zaten rakibin şahının önü açıldı. Rakip için çok kötü bir durum bu. İleride vezirimizin oyuna katılmasıyla birlikte rakip burada mat edebiliriz demektir bu. Bu yüzden hiç korkmayın bu hamleden. Çünkü fili geri kaçacağım. Rakibin şahının önü açılacak zaten. Biri bu. ikincisi de Rakip veziri oynayamıyor. Oynadığı anda bir yer, herhangi bir yere hemen fil atı yiyeceğim. Ve rakibin şah dağıtmış olacağım arkadaşlar. Bu yüzden aslında bizim için güzel bir durum bu. Fille buraya lütfen gelin. Ve atı açmazı almaya devam edin. Peki fil 6 güzel. Fil şah 6 Fil şah 6 Burada lütfen fil b3 oynayalım. Fille fil almak çok iyi bir hamle değil. Rakip bizi alır. F6 açılır. Ve devamında veziri gelip buraya buradan bize mat planları yapabilir. O yüzden lütfen finizi B3'e kaçın. Hatta rakip alırsa bir de piyon alırım. Güzel olur benim için çünkü şu an burada double piyonum varmış. Double piyondan kurtulmak için aslında piyonla piyonu yesem double'dan kurtulmuş oldum. Bildiğiniz gibi double piyonlar biraz zayıf piyonlardır. Bu yüzden rakip yediğinde aslında burada bu piyonu yiyeceğim ki double'dan kurtulmuş olacağım. Bu piyona double'dı ve kurtuldum mesela. Peki. Başa geri döndüm. Play 6. F6. Kale bir hamlesi güzel bir hamle. Ver bana B7 piyonunu. D5 hamlesine alınmış. Alınmış. Fil C5 hamlesi. Kale F7. Artık ben bunu yesem ya bunu istedim ama almayı unutmuşum burada. İstedik ama almadık. Alabiliriz aslında şu anda. Güzel bir hamle olmuş. Vezire bir yanlış bir hamle. Bunu anlamadım. Belki kale 1 daha iyiydi. E, vezirin E1'de çok bir anlamı yok. Vezir E2'de anlamı var mesela. E, birinci yatayı tamamen kaleye bırakmak gerekiyor. Veziri buraya oynasam iyiymiş. Amacım bunu almaksa, atla vezir istemekse amacım yani. Vezirle E2'den isteyin. Kaleler birbirine bakmayı çok sever arkadaşlar. Bırakın kaleler birbirine baksın. Veziri aradan kaldırın. Kaleler birbirine baksın arkadaşlar oradan. E, güzel olur o durum bizim için anlamlı olur. Çünkü Kayla uyumlu bir şekilde hareket eder orada. Ama ben Vezir'i buraya oynarsam hem Kalem arasına girdim. Hem Vezir burada ne yapacak? Sadece bu pion istiyor ama yetmez yani bu tehdit. Onun yerine kalem zaten isteyebilirdi. Peki. E4 alındı alındı. At 2 Vezir E8. Kale B7. At A5. Ver kaleyi. Kale B5 yanlış bir yere kaçtık yani biz şu anda bu kaleyi. Çünkü buraya kaçtığımız anda Vezir bizi yiyebiliyor. Yenmiş ama siyahlar. Bir daha kaçtık biz. At B3 alındı. Alındı. Burada bence piyon desek biraz daha iyi olabilirmiş. E dediğimiz kuraldan dolayı. Çünkü double piyonum var. Double piyondan kurtulmak adına benim piyonla atı yemem daha doğru bir hamle olabilirmiş aslında. Bu daha iyiymiş. Tabii kale yedik. Açık hatta kalmak, devam etmek istedik ama zaten oyunda birçok açık hat var. Mesela ben bunu aldıktan sonra Burada bu, burada açık atlı olabilirim. Yani D hattı da açık mesela. E, sadece B hattında kalmam gerekmiyor benim. Bunu almam gerekmiyor. E, burası açık at çok güzel. Doğru düşündük ama zaten bunu alsam piyonlarım yapısı düzeldi bakın. Çok güzel oldu piyonlarım. Zincir olacak bunlar. Birbirini koruyor yani. Şimdi ben buraya geldiğim anda da açık atlı Sorun yok yani. Peki. Alındı. Alındı. Fil de 4. C4. C5. Vezir çarpı E4 güzel. File 3 peki. Vezir e, oraya gelin ama vezir G6 biraz daha hoş duruyor. Ver atı ver. Belki kareye baskılar. Belki file şaltı tehditleri. Belki daha iyi bir gibi duruyor. Çünkü mesela siyahlar alt F6 oynarsa fil çarpı E6 hamlesi var. E, piyon bizi yemez. Çünkü şu an açmazda kaldı arkadaşlar. Bu piyon bizi yemez aslında. Güzel bir hamle olabilmiş bu. E, Tabi burada vezir G6'ya at 4 gibi hamleler var siyahların ama en azından zorlamak adına Vezir G6 biraz daha hoş duran bir hamle bence. Peki. Vezir E4, at 6 C6, Vezir B2 girilmiş. Kale C1, kale C1 aslında çok pasif bir koruma. Ee, benim şu anda e, bu kadar pasif korumak yerine biraz da aktif oynayabilirim. Ya yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Mesela kalemizi buraya bağlamak yerine bir piyonu korumaya bağlamak yerine açık hatta gelmem lazım. Mesela illa piyonu korumak istiyorsak ikisini de belki veziri buraya oynamalıyım. Hem bu piyonu korudum, hem bu piyonu korudum, hem bu piyonu korudum. Aynı zamanda rakibi kalesini açmazı aldım. Aynı zamanda veziri buraya oynayacağım. Rakip en yerse çok mutlu olacağım. Çünkü piyonlarım arkadaşlar yapısını düzelteceğim. Ve zincir olacak piyonlarım olacak artık. Hatta fille bu piyonu da alabilirim ileride. Ki bu piyonun geçer gücünü kullanıp vezire çıka bilme ihtimalim var. Fille piyonu yersem güzel oluyormuş bu durum. Fakat biz kaleye geldik. Bu yanlış bir korun biçimi. Kalenizi bu şekilde piyon korumak için görevlendirmeyin arkadaşlar. Gerekirse piyonu verin. Ama kalenizi açık hatta gelmeye çalışın. Yani açık hatta aşağı inip rakip baskı yapmaya çalışın arkadaşlar. E, gerekirse bu piyonu verin ama aşağı inip rakip baskı yapmaya çalışın burada. Bu daha doğru bir seçenek oluyor bizim için. Neredeyse her zaman yani çünkü benim 5 puanlık kalem sadece bunu korursa ee, biraz zorlanacağım. Onu söyleyeyim. Vezir a Vezir D4 gelinmiş. At D5'e. Vezir E5. At B4. C3 hamlesinde yanlış bir hamle var. Burada herhalde bir çatal var. Ver kaleyi. Ver vezir denilebiliyor ama vezir tempolarda da kaçabiliyor mu? Kaçabiliyor ama kale F8 var kaçamıyor. Kale en son gidecek yine. Şah yok burada. Yine vezir var. Eee, evet. Burada çatal varmış arkadaşlar. Ee, siyahlar çatal yapabiliyor. Fakat yapmadı. Buraya geldi. Şah çekilince kale kapandı araya. Vezir D diye fil alınmış. Piyonla aldık. Vezir B2. Kale de 1'e. Vezir çarpı C3. Vezir çarpı C diye. Vezir çarpı E3. Çok heyecanlı maç. Şah e 1'e. Kale F2. Siyahlar da artık geldim. Sana baskı yapmaya geldim. Açık hatta kalem vardı. İkinci yataya geldim diyor. Beyazlar ben de geliyorum o zaman diyor. Evet çok heyecanlı maç. Beyazlar mat edecek. Siyahlar mat edecek. Çok çok heyecanlı ve güzel maç olmuş. Ama sıra siyahta şu anda. Şah çektik. e 2. Vezir de altı, Şah G1. Bir de aşağı. Bir de aşağı 2. Burada siyahlar beraber yapacak gibi duruyor. Bir de aşağı çekiyor. Fakat e 1. Yanlış bir hamle arkadaşlar. Çünkü son sıradan. Artık siyahların matı var. Çünkü hava dili olan H2 karemizi vezir kontrol ediyor. Kalede zaten burada bize şah çekiyor ve mat ediyor. Ee, burada gibi bir kaçmamız gerekiyordu ve 3 kom tekrarıyla maç berabere tamamlanacaktı. Fakat burada e, beyazlar buraya kaçınca yanlış hamle oldu ve siyahlar bu hatayla mat etmişler. Çok güzel maç, çok kaliteli yine bir maç. Mert'i de Yağız'ı da tebrik ediyorum. Çok keyifli bir maçmış. Hemen devam ediyoruz yine maçımızdan. Oyunların kraliçesiyle yani Naz'la Ali Osman Şen oynuyor. Hemen başlayalım maçımıza. Gelişimler harika. 4 at geldi. Filler oyunda D6 D3 yanlış oldu. D6 hamlesine hemen bir E3 oynayacağız. Rakibin filinin buraya gelmesine izin vermeyeceğiz tabii ki de ama D3 hamlesinden sonra bakın. Siyahlar fil 4 geliyor atımızı açmazı alıyor. Devamında bu atı da gelecek ve çok büyük bir baskı kuracak üstümüzde. Peki file 5 çok güzel bir hamle. Vezir de iki yanlış bir hamle oldu. Çünkü hem kendi filimizi önlü kapattık. Artık filimiz oyuna giremeyecek. Hem de vezir şu anda atı koruması gerekiyordu. Vezir de iki yaparsam ben siyahlar file 3 Ben alınca bakın kanım önü ne kadar dağıldı ve buradan mat olabilirim ben. İleride vezir gelse at gelse buradan bizi mat edecek. Ee, biraz yanlış bir durum oldu benim için. Eğer böyle bir açmazda kaldıysanız arkadaşlar hemen finizi e3 oynayın ve bu at gelince hemen bu atı yemeye çalışın arkadaşlar. Başka seçeneğimiz kalmadı şu anda çünkü bizim. Burada vezir D2 yanlış bir hamle. Fil f3, gf3, vezir d Siyah hemen baskıya geliyor buradan. Vezir de bir yanlış bir hamle. Burada beyazların artık şahını H2'ye oynaması gerekiyordu arkadaşlar. Ve piyonu koruması gerekiyordu. Bu yanlış bir hamle. A altta yanlış oldu. Siyahlar burada vezir E3 e alsa burada neredeyse mata kadar giden bir kolum. Çünkü zaten şu an bile şahımın herhangi bir hareketi kalmadı. Vezir her yeri ediyor. Ve bana şah çekse mat olacağım neredeyse. Bir at manevrası yapsa mesela buradan mat edebilir bizim Rok atsa kaleye gelse buradan. Mesela rok attık. E diyelim kale E8, kale E6, kale G6 gibi planlarla saldırabilir. Yani çok fazla taktik olabilir. Kale G8, G5, G4 sürebilir. Hatta açıp buradan yine bizi mat edebilir. Yani birçok farklı fikir olabilir. Atı gelir mesela. Sonra bu atla piyonu yer yine bizi mat edebilir. Vezir kazanır kötü. Yani çok fazla fikri var. Yani vezire yardım etmeye gelen her taş rakip şahı mat eder burada. Alt gelse vezir atlamat yaparız. Kale gelse vezir kaleyle. Bu at gelse vezir atla. Yani her taşta biz rakip baskıyabiliriz burada. Çünkü rakibin şarkın dağınık. Ee, piyon yapısı bozuk. O yüzden hemen e, bunu yememiz lazımmış. Filge 5, Ataş 5, Vezir de 2. B5'e fille 5 hamlesi atı açmazı aldı. burada ne yapması lazım? Siyahın ağacından bir kaleye kaçıp aslında rahat rahat oynamaya devam edebilir. Hiç sorun yok. Çünkü zaten bizi yerse biz de onu yeriz. Hiç sorun yokmuş aslında burada. Fakat vezir c8 diye bir hamle yaptık. Aslında bakın bu fil atı yerse siyah da onu yer. Yani bir saldırı taşı var bir savunma taşı var. Şu anda siyahlar savunmada veziri atı koruyormuş zaten. Yani ben şu an bu soğuma taşını oynayamam başka yere. Oynarsam rakip benim atım yer ve ben hiç atı korumadığım için burada taş kaybederim. Hem atı kaybettim hem de ver şığı. ver kalede rakip bize ve bir de kale kaybedeceğim burada. Kalede kaybettik. At da 5 güzel bağımlı merkeze atın gelmesi her zaman her şey iyidir arkadaşlar. Merkeze atı geldik. 8 farklı kareyi birden kontrol edebilen mükemmel bir at yarattık burada çok güçlü bir at. Evet. Vezir aldı. Kale idi şah. Şah G8'e at F6 bıraktık. Çok enteresan bir feda at F6. GF atılmış ama herhalde at F6 atmak biraz daha iyiydi çünkü önümüzü çok açtık burada. Vezir H6 gibi çok çok enteresan bir fikir arkadaşlar. Vezir F8 mat siniyor bir hamlede. Çok güzel fikir. Burada herhalde ne yapmamız lazım bizim? Şimdi hem atımız isteniyor hem mat isteniyor. Zor bir konuda kaldık. Alt g7 yapsak desem mesela. Hem atı korumak hem matı korumak adına. Ona da fil f6 var herhalde. Ver atı. E, daha doğrusu ver matı yani. Burada matı istiyoruz ama. E, artık mesela artık at a6 gibi hamlelerle. En azından matı biraz daha savunuruz gibi düşünüyorum. Tabi şah e2 kale ge sonra yine e, mat olacağız gibi. Ama en azından biraz daha maçı uzatma anlamında devam edebilir. Hatta bunda da fil F2 var. Tabi biraz uzattım varyantı ama e, belki böyle devam edebilir birazdan maç. Zor. Hala beyaz önde ama en azından mat olmadık arkadaşlar. E, ama burada e, siyahlar fil B6 oynuyor. Bu yanlış bir hamle. Rakibin en son hamlesini çok önemsin arkadaşlar. Rakip en son ne oynadı? İyice bakın ona. Vezir buraya geldi. Vezir burada ne yapabilir? Buraya gelemez. Atla şağlayırız onu. Ama buraya gelebilir mesela. Hemen bunu görmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen. Yani Vezifilüğüm de buradan mat istiyor. Ben bunu şu anda oynayamam. Vezif 8'den sonra burada beyazlar çok güzel bir mat yapmışlar. Tebrikler Naz. Tebrikler Osman diyorum. Çok güzel maçtı. Yeni maçımıza geçtik. Kerem Uysalla Hülya arasındaki maç, Hülya Yaprak arasındaki maç. Evet. Bakalım Kerem ve Hülya'nın maçı nasıl geçti? E4 E5 At F3 At C6. D3 hamlesi yanlış bir hamle. Çünkü D3 hamlesi yaparsak filimiz içeride kalır arkadaşlar. Ben ilk başta fili oynamam gerekiyor. Devamında D3 oynamam gerekiyor. İlk D3 oynarsam bu filim içeride kalmış olur. Olmaz. Peki. Fil G5 At D2. Ama ben burada e, birincisi siyahlar niye şah çekti? Siyahların fil C5 oynaması gerekiyordu burada. Bu bir F2'ye baskı yapması gerekiyormuş. İkincisi hadi şah çektik diyelim. Beyazlar C3 de zaten bu fili kovabilir. Veya at C3 hamlesi e oynayabilir. Ve atla iki 2 oynayabilir. Tamam. Siyahların bu fili rakibin atından biraz daha değerli. O yüzden fili atı yeme şu an çok gerek yok bizim için. Yemişiz. Beyazların ne yapması lazım? Beyazların Vezirle alması lazım. Zaten benim atım oyunda arkadaşlar. Atımı neden geri dönüyorum ki almak için? Ben vezirimi de oyuna katılmak için bir tane vezir alırım. Hatta devamında belki uzun ok atarım artık. Uzun ok kanadı boş. Artık uzun ok atabilirim. Ama zaten oyundaki taşımızı biz neden geri dönüyoruz ki? Oyundaki taşı geri dönmemeliymişiz aslında biz. Peki geri döndük ama fil f Bir de lütfen e, burada fille atı yemeyin. Zaten rakibin atı açmaz da baskı yapıyorum. Finize H4'e gelin. Atı aşmazı almaya devam edin arkadaşlar. Sizden ricam bu. Lütfen herkes burada fille atı aşmazı aldıysa rakip piyon sürüp bizi istediyse filin H4'e gelsin. Atı aşmazı almaya devam etsin. Peki. Evet file 5'i anlamadım. Vezir istedik ama yani tamam peki. Vezir niye vezir desek geri dönüldü burada. Ee, siyahların Oyunda olmayan taşların Acile oyuna çıkması lazım Mesela bir d6 oynaması gerekiyor Finle oyuna kapması gerekiyor acilen Geri döndüm Her taşım içeride kaldı Bir tek atım dışarıda Tek atlama çabamam ben Her taş bana lazım arkadaşlar Sizden ricam Her taşınıza bir anlam yükleyin Satrançta Anlamsız içeride uyuyan taşınız kalmasın Başlangıç noktasında duran taşınız kalmasın. Her taşınızı oynayın. Her taşınızı doğru karelere gelmeye çalışın lütfen. Peki. Evet, merkez açıldı. Çok güzel fikirler. Vezir deve çok güzel fikir. Mükemmel bir hamle. Ver feydi, ver kaleyi. İnanılmaz bir taktik. C6'ya vezir feydi alınmış. Çok iyi. Vezir E8 alınmış, kale alınmış. Müthiş taktikler bunlar. Kalede bir Eyvah. Kale D6 yanlış. Burada artık benim bu piyonu yemem lazımmış şanki. sanki. Bu hamle yanlış. Belki elimiz kaydı. Belki şunu yapacaktık. Kale D7 yapacaktık belki. Rakip bizi yerine biz de onu yiyecektik. Belki böyle bir şey düşündük. Olabilir. Elimiz kaymış da olabilir. Peki. Tamam. Fila 6. Ver kaleyi. Ver fil hala. Kale D1. Fil gitti. Peki. Kale D6. E, kale D6 yerine aslında bir tane kale piyonu yesek. 7. yatayda Güzel bir şekilde kaleli piyonu yedik. E, rakip free kaçınca bir tane daha kale gelse. 7. yatar. iki kalenin kuvveti. Arkadaşlar kalelerin en ama en sevdiği pozisyonudur bu. Yani açık atla geldim. Üstüne aşağı indim. 7'ye veya 2'ye aşağı inmek. Açık atla gelip rakip bölgesine girmek. Aynı bu şekilde. Çok önemli. Bunu niye yaptım? Kalem aşağı inemiyor. 7'ye gelemiyor ya. Tempolu bir hamle yaptım. Versil dedim rakibe. Kaçınca hemen aşağı indim. Aslında ben kaleme şu anda bir yer açıyorum. Sen diyorum ki bu kaleme. Sen de gel beraber saldıralım diyorum bu kaleye. Ve bu kale de buraya geliyor artık. O yüzden aslında kalemi açtım ki bir yere. Bu kale de buraya gelsin. Tempolu beraber saldıralım diye bunu yaptık. Peki. Bu güzel bir hamle. Çünkü fili açmazı aldık şu anda. Şafesik de buraya gelinmiş. Aslında buraya gelsek e, rakip fil açmazda ve fil kazancı olacak çünkü kaleye oynayamıyor fil boşta e, fili oynayamıyor kale boşta e, burada bir fil kazancı vardı fakat böyle bir hamle yapılmış şark G8'e kale çarpı G7 kale 7 ver matı denildi böyle önlenmiş güzel bak güzel önlenmiş buraya gelirsem ben fili kapatacağım öyle denildi ama burada bir fil kazancı var aslında kale ile şark çeksek buradan bir fil kazanacağız. Şark kaçınca arkadan fili alacağız. Eğer kale kapatsa durum değişmiyor. Burada çok güzel bir taktik var. Kale G8. Devamında kale çarpı E8 var. Ve kale kazancı oldu toplamda. Ee, peki. E, bu hamleler varmış. Kale D8 oynandı. Kale E8 kapatıldı. Alındı alındı. Bakın şu an beyaz önde. O yüzden taş değişiyor. Kaleye karşı fili var. Üstünde iki tane de piyon üstün. O yüzden beyazlar Taş değişiyor. Mükemmel. Açmaz. Güzel. E şahımız oyunda. Çok iyi. Güzel. Şah. Çok iyi. O pozisyona giriyoruz bakın sürekli. Şahlar arasında bir kare boşluk var şu anda. Bu durumun adı opozisyon. Yani rakip şah yukarı kata çıkamıyor. Benim şahım sanki kollarını açmış gibi. Rakip böyle. Arkadaşlar. Sanki kollarımızı açtık gibi düşünün burada. Çizemedik bir türlü. Böyle açtık kollarımızı. Rakip bekliyoruz. Rakip asla üst kata doğru çıkamıyor. Ve devamında kalemi aşağı ineceğim. Rakip mat edeceğim. Niye? Rakip çünkü üst kata çıkamıyor. Bu durumda da o pozisyon arkadaşlar. Şahlar arasında bir kare, 3 kare, 5 kare boşluk varsa Bu durumda da o pozisyondu. O pozisyon çok önemli bir kural satrançta. Oyun sonundan özellikle mükemmel bir önemi var. Ve bizim şu anda çok dikkat etmemiz gerekiyor. O pozisyon kuralına. Kale A8 şu anda Matisse'yi var. Fila yanlış bir hamle oldu. Hem zaten bu fil boşta. Ki bu filden daha önemlisi. Buradan mat var zaten. Ve buradan ee burada mat olunmuş. Buraya gelip aslında bu karenin kontrolünü sağlamak daha doğru bir hamle olabilirmiş ama. Ee burada gelindi ve mat oldu. Çok güzel bir kale matı izliyoruz. Bakın o pozisyon kuralı var. Rakim işe üst kata doğru çıkamıyor. Çünkü arada tek kare boşluk var ve bizim şahımız onu yukarı kata çıkarmıyor. Çok güzel bir mat. Tebrikler Kerem. Tebrikler Hülya diyorum. Çok güzel maç oynamışsınız birlikte. Yeni maçımıza geldik. Yeni maçımız Yağız Selçuk'la oyunların kraliçesi Naz arasındaki maç. E4-E5. At ve 3 at altı a c3 at f6. f 4 fil 5 D3 e d6. Fil g5 hamlesine h6. Alındı yanlış. Lütfen fille buraya kaçın. Açmaz almaya devam edin bu atı. Lütfen bu atı yemeye alışmayalım. Bu atı yemek çok iyi bir hamle değildir. Filenizi tahtada saklayın. Açmaz almaya devam edin. Peki. Yanlış hamleler yaptık. File 6 Aldık bu da yanlış. Filinizi B3'e çekin bekleyin arkadaşlar. Fille ben bunu yersem rakip beni yer ve kalenin de önü açıldı artık. Çok büyük baskı kuracak rakip bana buradan. At B5 hamlesi amacımız at C 7 yemek herhalde. Peki. Kale 8 yanlış bir hamle oldu. Çünkü zaten rakip bunu yemek istiyor. Bakın son hamle bizim için her zaman bir ipucu arkadaşlar. Bakın her zaman bir ipucu. Rakip son hamlesini ne yaptı? Son hamlesinde Atı buraya geldi. Bizden c'deki piyonu istiyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Bu piyonu korumamız lazım. Kale f'de olabilir. Fil b6 olabilir. Yani benim bunu şu anda korumam lazımmış aslında. Kale f'de çok güzel bir hamle. Çünkü devamında aslında bu kalede geleceğim ve inanılmaz büyük baskıyla rakibin şahına doğru bir saldırı yapacağım. Bir de filim bakıyor buradan. Yani inanılmaz güçlü bir saldırı olabilirmiş bu. Peki kale E8'de bir çatal bakın. Ver kaleyi. Ver kaleyi. Kale f 8e alındı alındı. B3. Kale F8. A3. Beyazlar fikir bulamayıp bunu oynamış. Yanlış. Burada bizim acilen taşlarımız oyuna çıkmamız lazım. Vezir E2. Kale E1. Kale D1. Acilen taşlarımızı oyna. Belki sonra C3. D4. Merkezi almam dedi. Lazım bunlar şu an bize. Konumu açmam lazım. Vezirim var, kalem var. İçeride hapsolmuşlar. Oyuna girmeleri lazım artık yavaş yavaş. Evet yanlış piyonlar sürdük. Burada fil f2 alındı. İnanılmaz büyük baskı var buraya. Çünkü dediğimiz gibi işte bu F2 3. baskı geldi. Niye geldi? Fil de fili aldık ya. Rakip bizi piyonla aldı ya. O kolumda F hattı açıldı. Aslında onu söylemeye çalışıyordum ben size. F hattı açıldı. O yüzden fille fil yemeyelim dedim. Bakın fille fil yedik burada. O yüzden aslında bunlar başımıza geliyor. Fille fil yediğimiz hamleden dolayı kalemin açıldığından dolayı aslında e, bu konuma geldik arkadaşlar. Bu konum aslında tamamen fille fil yedik diye oluyor. Peki rakip bize ver kaleyi. Ver piyon dedim. Kale bebire fil f2. Kale f2 yanlış hamle. Şahımızı kaçmamız lazım artık buraya. Aldım. Vezir F2. Heyecanlı bir oyun sonu. Vezir F4 şahaya 1. D5 hamlesine vezir E2 oynanmış. Alındı alındı. Kale F6 oynanmış. Vezir B5'e. Vezir çarpı E4. Şah çekildi. Şah E7. Vezir B8'e. Kale G6. Siyahlar diyor ki bir hamle sonra seni mat edeceğim. Beyazlar kale gibi de önlemi çok güzel. B6'ya vezir çarpı A7. B5'e Vezir A5 gelindi. B4 sürüldü. Alındı. Burada beyazların çok fazla geçer piyonu var. Siyahın acilen bir şey yapması gerekiyor. Siyahla karşı oynadık. Atak olarak geçer piyon sürdü. Bakın. Bir kare kaldı. Ama o kareyi de hem kale hem vezir koruyor şu anda. B6 hamlesi. Vezir E4. Matı isteyen bir hamle. Kale buradan saparsa. Kale başka eve taşınırsa arkadaşlar. Seni mat edeceğim diyor buradan. Peki. Vezir B5 yanlış bir hamle. Çünkü arkadaşlar burada siyahlar hem kale ile hem vezir ile G2 piyona baskı yapıyor. Ve G2 piyonunu şu anda kale ve şah koruyor. Kale ve şahtan biri saparsa bu piyon aslında boşa gidecek. Hele kale saparsa mat olacağız zaten. Bunu yapacak bir piyonumuz var aslında. Piyonu vezire çıkarsak burada Rakip bizi yediğinde kaleyi savunmadan saptırmış olacağız. Ve Vezir çarpı g sonra mat etmiş olacağız. Bakın bu çok önemli. Kale şu anda savunmada. Ve G2 piyonunu koruyor. Rakibin bizi almasını mat etmesini engelliyor. Kaleyi eğer saptırırsa rakip bu şekilde başka bir eve bizi buradan mat edermiş. Ve bu taktik görülmüş mükemmel bir şekilde. Tebrikler Nas, Tebrikler Yaz. Çok güzel maç oynamışsınız birlikte. Yeni maçımız devam ediyoruz. Yeni maçımız Ali Osman Şenle Hülya Yaprak arasındaki maç. Hemen başlayalım. Güzel 4 at. Güzel taşların gelişimi. At G5'e. Fil 3 At F7. Lütfen ama lütfen. Atı rakip buraya geldi. Bize diyor ki ben F7 karesini iki taşta istiyorum diyor. Hemen rok atıp kalemizin bu piyonu korumasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen at buraya geldiyse her zaman ama her zaman F7 karesine baskı yaptığını görmeniz ve rok atmanız en güzel seçenek olacak bizler için. Peki burada bir çatal oldu. Ver veziri, ver kaleyi. Rok hamlesi yanlış bir hamle. Çünkü hem vezirim hem kalem istekte kaldı. Mesela bir veziri kaçabilirim artık. En azından rakibe kale verdim arkadaşlar. Yani e, vezir mi kale mi derseniz tabii ki de veziri kaçmamız lazım. Çünkü vezirimiz kaleden daha değerli. Ama rok atarsam kalem gitti. Hatta arkadaşlar açarak şah çekildi bana. At şu anda aradan kalktı veziri aldı. Fil de uzaklanan şah çekiyor bana. Şah e8'e. At c6. Alınınca bir de fil alındı. Ve burada Beyazlar çok üstün derken filini boşa koymuş ve at çarpı gibi 5 hamlesi var. Hatta belki at f2 hamlesinden sonra bir çatal da var. Birçok seçenek var burada. At g5 oynandı. Vezir g4. At 6'ya, altıya. Fil d3. Kale f4'e. Vezir e3. Bakın beyazlar buradan bir hamle sonra mat istiyor. At g5 akıl dolu bir hamle. Ver diyor. Aynı zamanda matı önlüyor. Mükemmel. Vezir çarpı yedi yanlış bir hamle oldu. Çünkü rakip son hamlesine dikkat etmedik biz. At şu anda bu piyonu koruyor. Ben burada rakibi mat edemiyorum. Atın gücü var burada. Evet. Siyahlar topladı konumu. Bakın taştan çıkacak mı oyuna? Çıkmaya başladı derken yanlış bir hamle yaptı. F3'ten sonra burada bir piyon çatalı var. Ver kaleyi. Ver fili gibi bir çatal imkanı var sanki. Ama kale F4'una belki. Açmazı alacağız biz de onun piyonunu. Belki böyle önleyebiliyoruz çünkü. G3'ten sonra zaten G3 oynamak Kale F3 var. Ee, herhalde önledik diye düşünüyorum ben burada. Ama en azından beyazların bence bunu denemesi gerekiyordu. Ver kaleyi. Ver fili demesi gerekiyordu burada. Kale C1 oynanmış. File 2'ye şöyle bir yanlış yere kaçtık arkadaşlar. Bir satranç maçında şahınızla rakibin kalesiyle aynı hatta gelmeye çalışın arkadaşlar. Bu bizim için biraz yanlış bir seçenek oluyor. Rakip fili aradan herhangi biri ayırır mesela, herhangi bir yer düşünün mesela, herhangi biri ayırdı diyelim. Kale bize şah çekiyor şu anda arkadaşlar. O yüzden lütfen şahınızı Buraya kaçmayın. Rakip kaleli aynı hatta kaçmayın. Peki. Evet oynanmış. Gelindi. Bir kale ikamesi daha. Burada kale çarpı iki alınsa mata kadar giden bir konum. Kalenin en sevdiği özellik neydi? Açık hatta gelip e, buradan ikinci yatağa inmekti. Ve burada artık çok ciddi bir e, mat atağı başlıyor aslında. Ve herhalde e, mata kadar giden bir konum yakalayacak şu anda siyahlar. Ama bunu yapmak yerine e, fili kaçmışlar. Bu hamleye şimdi alındı. Ama bu kaleyi alırsak daha iyi değil mi? Bu kaleyi alsak 2. Iki, ikinci yatayda iki tane kalemiz olsa baskı yapsa rakibe çok çok daha iyiymiş aslında. Biz bu kaleyi aldık. Fil kaçıldı ama fil yanlış yere kaçıldı bakın arkadaşlar. E, rakibi ışığı kalemi istiyor. Bu kale şu anda bu kaleyi koruyor. Filimin G6'ya kaçması gerekiyormuş aslında benim. Ama fili buraya kaçarsam artık bu kale boşta ve yenine biliniyor. Fil e8 gelinmiş ama burada fil de 5 çok daha iyi bir hamleydi. Çünkü kale şu anda rakip şahla aynı hatta daha demin konuştuğumuz gibi taktik yapacağız. Filimizi aradan açtığımız her yerde kalemiz rakibe şah çekiyor diye hemen filimize buraya geleceğiz. Ve kale isterken kalemizde şah çekiyor olacak. Rakip şeye kaçtığı anda Kale kazanacağız burada. Ve devam edecekmişiz ama yanlış bir yere geldik. Çünkü ben buraya gelirsem rakibe hiçbir zarar vermemiş olurum. Rakipten bir şey istememiş olurum. En azından mesela bunu görmediysek bile bunu yiyelim mesela. Çünkü rakip bizi yiyemiyor ki. Ben kale rakibe şah çekiyorum zaten. O yüzden lütfen aradan taşınızı açarken, açarak şah çekerken e, rakibe bir tehdit yapın. Bir şey alın rakipten. Mesela böyle gelin. Ver şahı, ver kaleyi diyeyim mesela. Peki. Acaba devamında nasıl bir maç oldu? Ben de merak ediyorum. Kaleci bir oynandı. Evet. 6 gelinmiş. Kaleci 3. Güzel. Burada siyahlar taş değişmeyip bakın piyon topla çok güzel bir şekilde. Beyazın atması lazım. Beyazın acilen burada taşları değişmesi lazım arkadaşlar. Acilen beyazların taşları değişmesi gerekiyormuş. Mesela böyle bir hamle. Rakibi karşısında açmazı alıp baskıya devam edebilirmişsin burada. Almak zorunda. Ve beyazlar kale, kaleye karşı fil konumunda maçı oyun sonunda kazanacak arkadaşlar aslında. Ee, ama ha şimdi yapıldı güzel. Değişildi. Bakın beyazların yaptığı gibi öndeyken taş değişin arkadaşlar. Ve şu anda beyazlar çok daha rahat kazanacak. Çünkü kaleye karşı fil kaldı. Ve kaleyle hemen gelecek. Toplayacak piyonları. Ve sonra maçı kazanacak. Evet. Güzel. Peki. Şah aktif. Oyuna girdi. Bakın çok güzel. Beyazlar çok iyi oynuyor. Şahını aktif kullandı. Oyuna girdi. Piyon topluyor. Çok iyi. Bakın. Bir şah üç tane piyon aldı. Bakın. Yani oyun sonunda şahınızı değerlendirin. Bakın şah nereden geldi. Sadece şah'a bakmanızı istiyorum. Şah'a bakıyoruz. Bir. 2 3 piyon aldık. 4, 5 piyon aldık. 6, 7 piyon aldık. 7 hamlede 3 tane piyon aldı. Piyon canavarı bir şahımız var arkadaşlar. Şahımızı aktif kullanacağız oyun sonunda. Bu şekilde. Güzel. Tamam. Güzeliz. Güzeliz. Ee, böyle bir hamle yapıldı. Peki. Burada vize çıkmak yerine burada güzel bir taktik var aslında. Çünkü Burayı şu anda koruyan bir fil var arkadaşlar. Şu an ne yapmamız lazım? Kale ile fili alacağız. Rakip bizi aldığında şimdi vezir çıkacağız. Ve çok daha rahat kazanacağız. Çünkü vezir var tahtada. Kale yerine çok daha rahat kazanacağız. Rakibin savunma taşı fil şu anda. Vezir çıkmama engel olan taş fil. O yüzden fili yok edebilirim ben burada. Ama yok etmek yerine başka bir hamle yaptık. Bakalım piyonlar toplanacak mı? E, ee, beyazlar çok geç kaldı. Aslında berabere bu konum. Ee, siyahlar mesela burada şahıyla e, mesela kale abide böyle bir hamle yapsa artık maç berabere. Çünkü e, yani çıkacağız vezire. Alınınca alacağız. Devamında zaten şah da bu piyonu yiyecek ve berabere kalacak. Şah şah kalacaklar aslında beraber. Ama siyahlı acele etmiş. Yanlış bir piyon sürüşü. Kale bizi yedi. Ve devamında kale onu da yedi. Ve kale matı. Kale matı acaba yapabilecek miyiz? Evet. Kale matı yapabilecek miyiz? Çok video gibi değiliz ama bakalım. Evet açtık kaleyi. O pozisyona girmemiz lazım. Evet. açıyoruz kaleyi. Hala yapamadık. Evet güzel. O pozisyona girdi. Şahlar arasında bir kare boşluk var. Hemen kale aşağı indik. Güzel. Bunu yapmanın yolu şuydu arkadaşlar. Kale burayı açtık ya şu anda. Mesela kaleyi açtık. Bu doğru hamle. Ee, rakip şahı geldiğinde bir tane beklem hamlesi. Rakip şahı gelecek. Ben geleceğim. Rakip şahı gelecek. Ben geleceğim. Rakip şu anda şahı gelmek zorunda kaldığında o pozisyon durumu oluştuğunda hemen bir tık şah çekeceğim. Rakibi 7. yataya doğru kovacağım. Sonra devam edeceğim yine aynı taktiğe. Buraya geleceğim mesela. Rakip buraya geldiğinde yine rakip aşağıya doğru atacağım. O pozisyon çok önemli. Rakip şu an, şu an yukarı kata çıkamıyor çünkü. O pozisyon durum var. Bir kare boşluk var. Rakip aşağıya doğru sürükleme hamleleri. Bu önemli. Peki. Evet beyazlar bir kare daha aşağı indi. Güzel. Evet. Bakalım ve güzel bir mat. O pozisyon durum var. Güzel mat. Ama beyazlar zorlanmış burada. Beyazın aslında böyle devam etmesi lazım arkadaşlar. Buraya geldiğinde zaten mat. Siyah bir yerde tıkılacak. Buraya gelecek, ben geleceğim, buraya gelecek, ben geleceğim. Buraya gelmek zorunda kalacak ve mat olacak. Bu şekilde daha faydalı olur ama bizim yaptığımız mat da çok güzel. Opozisyon var ve kale matını yapmışız. Harikasınız. Tebrikler Osman. Tebrikler Hülya diyorum. Yeni maçımız Yağız Selçuk'la Pikolata arasında yani Doruk arasındaki maç. Haydi bakalım. Açılış gayet güzel. Evet D3 hamle S6 fili 3'e D6. Burada tavsiyem fil B6 oynayıp devam etmeniz arkadaşlar. Peki at D5 alındı alındı. At A5 yanlış yere kaçtık bu atı. Atınızı kaçarken köşeye doğru kaçmayın. Atınızı mesela E7'ye gelin. Devamında belki atımı g 6ya gelip aslında atımı vezir kanadından şah kanadına aktarma hamlesi yapabilirim aslında ben. Bu hamle yanlış oldu çünkü atım köşeye geldi. Evet güzel maç. Burada piyonlanmamız daha iyiydi aslında. Beyaz açısından söylüyorum. Çünkü atla yersem, bu piyon boşta kalacak. E, bu yüzden ben piyonla yersem aslında piyonlar birbirini koruyacak sağlam bir şekilde. Atım merkezde kalacak. E, ama ben bunu yersem vezir beni yiyebiliyor ki yemiş zaten. At e3'e vezir de 4. C3'e vezir de 8 geri kaçılmış. D4'e aldık aldık. İzole piyon arkadaşlar. Hiçbir piyon tarafından korunmayan bir piyon izole piyondur. Ve beyazlarda izole piyon kalmış. Peki C5 alındı alındı. Fil B7 vezir D5 batarya kuruldu. Batarya kuruldu. Mat isteniyor ve at isteniyor arkadaşlar. Burada ne yapması lazım beyazların? Hem atı hem atı korumak için belki de at E3 hamlesi oynaması lazım. Ve hem atını kaçtı vezir istedi. Hem de G2'yi savundu. Mükemmel bir savunma hamlesi var. Fakat yapılmamış bu oynanmış ve vezir çarpı G2. Burada siyahlardan çok güzel akıl dolu bir mat. Çünkü vezirle fil uyumuyla buradan mat yapılmış. Tebrikler Yağız. Tebrikler Doruk diyorum. Çok güzel maçtı. Yeni maçımız Mehmet Akbudak'la Kerem Uysal arasında. Hemen maça başlayalım. E4 E5 At F3 At F6 Lütfen burada At F6 hamlesi yerine At C6 tercih edin. Evet. At F6 Petrov defansı geldi. At C3'e gerek yok. Benim artık bunu yemem gerekiyor. Eğer rakip beni yerse yanlış bir hamle Vezir e2 gideceğim. Veratı diyeceğim. Bu at kaçarsa da vezir at şah konumundan faydalanacağım. Atımı aradan açtığım anda vezir şah çekerken atım vezir isteyecek ve bir vezir kazancı yapmış olacağım. O yüzden burada atla piyonu yiyebilirsiniz yani. At 3 D6. filb 5 At c6. Rok hamlesi. filg 4 hamlesi. H3 hamlesi oynamayı unuttuk burada ve siyahlar fili geldi. Atımızı açmaz'a aldı. D3'e fil F3. Arkadaşlar lütfen açmazdaki atı yemeyin. Lütfen yemeyin. Bu iyi bir hamle değil. Zaten rakibin atı açmazdaydı. Zaten baskı altındaydı. Benim bunu yememe hiç gerek yok arkadaşlar. Peki bu güzel hamle. Buradaki file baskı, vezire baskı. Merkezdeki atın kuvveti inanılmaz. Vezir H5 çok yanlış bir hamle yaptık. Çünkü at şu anda bizi yiyebiliyor arkadaşlar. Fakat at bizi yemedi. Böyle bir hamle oynanmış. Siyahlar burada hata yapıyor. Kazancı kaçırıyor. Atla ezleyebilirmiş ama yememiş. Burada odaklandığı şey mat ediyor bizi gibi odaklandık. Ama aslında mat edecek taş. Boşta şu anda. Peki vezir geri kaçıldı. At 5 yanlış bir hamle at B5. Çünkü şu anda bu piyonu at koruyormuş. Fakat onu yine de yaptık biz. Fil gelindi. At D4. Fil B5'e yine boşa konuldu bakın aynı yerden. At yine bizi yiyebiliyor. At hamlelerine dikkat etmemişiz çok fazla. Ama burada yememiş zaten. G5. Şimdi bir şey diyeceğim. Rakibimiz en son C3 oynadı. Arkadaşlar. Rakibin son hamlesine bakmadan satranç maçı oynanamaz. Rakip en son C3 oynadı. Bizden atı istiyor. Benim bu atı kaçmam lazım arkadaşlar. Kaçmazsam olmaz. Atı şu anda lütfen geri doğru kaçın. G5 aldı bizi. Kale G8. Vezir A4. Kale G6. Fil B3. Kale 6 Siyahlar sadece buradan mata odaklandı. Ve bütün imkanlarını sadece bunun için seferber etti. Gerçekten çok enteresan. Çok eğlenceli bir şekilde. Mata geliyor şu anda ve beyazlar mata önlememiş. Siyahlar da çok enteresan ve çok güzel bir taktikle matını yapmış arkadaşlar. Tebrikler Mehmet. Tebrikler Kerem diyorum. Çok güzel maçtı. Hemen yeni maçımızdayız. Yiğit Aslan'la Rüzgar Emir arasındaki maç. E4-E5 Vezir E5 yanlış bir hamle. Vezir erken de oyuna çıktı çünkü. At çok iyi bir hamle. Çünkü rakip bizden şu anda piyon istiyordu. Atla bu piyonu koruduk. f 4 gelinmiş. Çoban matı deniliyor arkadaşlar. Bakın çoban matı deniyor burada. Beyazlar vezir fil uyumuyla P7 karesinden çoban matı deniyor. G6 oynamam gerekiyor. Bu matı önlemem gerekiyor bu şekilde arkadaşlar. Rakip veziri geldiğinde de atımı çıkacağım tabii ki de ve matı önlemiş olacağım ben. Ama at f6 yanlış bir hamle. Çünkü rakip benden şu anda resmen çoban matını istiyor. İki taşta da beni istiyor şu anda. At f6 oynarsam vezirle piyonu alacak. O yüzden arkadaşlar g6 hamlesi burada daha iyi bir hamle olacakmış at f6 oynayınca vezir çarpı de çoban matı yapılmış oldu. Tebrikler Yiğit. Tebrikler Rüzgar. Güzel bir maçtı. Yeni maçımız devam ediyoruz. Yeni maçımız Pikolata ile Defne konak arasında. Doruk ve Defne'nin maçı. Hemen bakalım. At f6 burada oynamanızı tavsiye etmiyorum. Tekrar ediyorum. At c6 daha iyi bir hamle arkadaşlar. At f6. At c3. At c6. Fici 4. Fil B4 güzel gelişim hamleleri. Her şey yolunda. Fil D6 yanlış yere kaçtık. Ben kaçarken en azından fili C5'e doğru kaçayım. Daha iyi bir yerdeyim. Fil D6 oynarsam bu filmi oyuna çıkamam. Neden çıkamam? Çünkü bu piyonu hareketlendiremiyorum arkadaşlar. Aslında ben bu piyonun hareketini engelledim fili buraya oynayarak. Fil burada pasif bir fil. Sadece piyonu korumakla görevlendirilen bir fil. Bu fil Burada bunalır arkadaşlar. Canı sıkılır. Çarpması çünkü çok kapalı bakın gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda ben D piyonu süremiyorum. D piyonu süremezsen film oyuna katılamaz. O yüzden fili yanlış yere kaçtık. Filin yeri cebeş olmalı. Ve rakibin F2 piyonuna baskı yapmalı. Peki G6 yanlış bir hamle oldu yine. Şah kanından bu şekilde piyon süremem. Her piyonun beyazda kaldı. Ve siyah kalerim inanılmaz zayıfladı. Benim H6 oynamam daha doğru bir hamle olacaktı. Evet, B6, B5 e B6, B5'e atı kaçtık. Atı kaçarken bile ya merkez doğru kaçın ya da bu şekilde kaçın arkadaşlar. Tamamen geri dönmek yanlış bir hamle. A4'e, fil B4, fil A3'e, fili yanlış yere kaçtım. Çünkü arkada benim bir kalem var. Fil fil yemek en güzel, en doğru seçenekmiş burada. Veya vezir gelmek de olabilir belki. Alınca belki biz de onu alacağız ama ee, burada fil A4'e fil A5'i düzeltiyorum. Kalemiz gitti ve burada e, çok öne geçiyor. Beyazlar iki tarafta birbirine piyon saldırısı yapıyor şu ama aslında bu biraz yanlış. Çünkü iki tarafında şahın önü açıldı. Beyazlar risk aldı burada. Şahın önü çok açmış. Fil de 5. Kale isteyen bir hamle. At C6 oynanmış. Ee, aslında burada. Ama at C6 da korumuyor. Çünkü piyon bizi yiyecek. Evet piyonla yememiş ama burada. Beyazlar piyonla yese bir at kazancı var burada ama kale B1 oynanmış. Kale B8'e. Hala atla yememişiz. Aslında burada artık atı yememiz gerekiyormuş. Peki at E7 oynandı. Evet. Güzel. Taşlar çok içeride kaldı. Vezir C7. Konum çok kapalı. Çok fazla piyon var. O yüzden konum kapalı. Konumu açamıyoruz bir türlü ve açma hamlesi. Bakın çok güzel. Eğer bir satranç maçında konum kapalıysa, yani çok fazla piyon varsa, konumu açmak için arkadaşlar piyonları değişmek lazım veya piyonları almak lazım bir şekilde. Çünkü almazsak konum açılmaz ve taşlarımız içeride hapsolur. O yüzden bizim bir yerde piyon hamlesiyle rakip piyonlar temasa girmemiz lazım. Değişim hamlesi yapmamız lazım. Evet güzel. Ata 5'te alındı. Peki vezire 4. Kale G2 yanlış bir hamle çünkü bu kale şu anda boşta ve alınla biliniyor arkadaşlar vezir tarafından. Alınmamış ama şimdi alınmış. F4'e vezir F1 inanılmaz mat geldi burada. Çünkü son sıramız çok zayıf arkadaşlar. Şahımızın yukarı hareketi bulunmuyor. Araya taş da kapatamıyoruz ve vezir F1 mat olunmuş. Tebrikler Doruk. Tebrikler defne diyorum. Çok güzel maçtı. Yeni maçımız Hülya Yaprak'la Ayşe Cans'ın Madan arasındaki maç. Hemen başlasın o zaman maçta. E4, E5, Atçı 3, Atçı 6, Atlı 3, Atf 6, Fil B5'e A6 hamlesi. Fil C6, D C6, Rok. Fil C5, Aç 5 alınmış ve bu piyon gitti. Rok hamlesi güzel. Vezir E1 hamlesine. Kale E8 ver atı. At kaçıldı. Filipe 4 hamlesi e, maçtaki belki de ilk hata. Buraya kadar inanılmaz bir seviyede oynamışsınız. Ben ikinizi sevrik ederim. Ama fili artık buraya doğru kaçmam gerekiyordu benim. Bu çaprazda kalmam gerekiyordu benim. Rakibe baskı yapmaya devam etmem gerekiyordu bu çaprazdan. Fakat buraya geldiğim anda bu fil boşta. At bizi yiye. Biliyor arkadaşlar. Cebeşe at geri dönüldü. Belki buraya gelmek artık daha mantıklı merkeze atım gelmek daha mantıklı olabilirmiş. At d3'e e. c4, at f4'e e. g5. G5 çok yanlış bir hamle çünkü şah kanadından bu kadar piyon sürem mi arkadaşlar? Bakın şahımın önü şu anda çok açıldı ve ben burada ileride mat olabilirim. Şahınızın önünü bu kadar açmamalısınız arkadaşlar. Peki. Alındı alındı. File 6. At E3 olunmuş. G4 onanmış. Şanını iyice açtık şu anda. Vezir çarpı G3 daha iyi bir olabilirdi. Hemen şah çekip baskı yaratmak adına. Atlanmış ama. A5'e B3. A4'e at A4. File A4. B 3 a 4e at a 4 fil a 4 b a 4 Vezir, A5, Vezir E7 oynandı. Aslında uzun süredir bu piyon boşta. Bu piyon boşta. Birçok piyon alınabilir burada ama alınmıyor. Vezir E'de oynanıyor. Vezir de bir hamlesi yerine belki at ve çok daha kuvvetli bir hamle. Vezir yanlış yere kaçtığında zaten vezir G3'ten sonra buradan mat etmek aslında olabilir. At veziri koruyor. Vezir şah çekiyor ve e rakip mat olabiliyor. Çünkü şanın çok açık. O yüzden rakip mat etme ihtimalimiz çok yüksek burada. Güzel. Kale de gelindi. Belki at ve 5 çok daha etkili bir hamle. Vezir bu çaprazdan bakarken vezir yanlış bile kaçarsa yine buradan mat imkanları var. Hatta ve hatta vezir F8'e de arkadaşlar burada yine belki bir kaleye aktarmak iyi bir seçenek olabilir. Evet. Kale F4 at ve 5 oynandı. Vezir F8'e kale G4. şah kaçınca at D6 yanlış bir hamle. Çünkü vezir D6 onunla biliniyorsan ki ee, burada ne yapmak gerekiyor? Belki kale geydi hemen. Çok daha kuvvetlisi. Ee, olabilir. At D6. Şat E7'ye alınmış. Alınmış. Vezir E5'e kaçıldı. Bir şah daha. Bir de oradan piyon aldık. Bir de oradan piyon aldık. Bir şah daha arkadaşlar. Şu anda mata gidiyor ama Vezir F6 ile mat kaçtı. Şah çekiyoruz. Vezir F7 tek hamle. Onu da vezir çarpı Mat varmış aslında beyazdan iki hamlede. Görülmedi. Peki burada da bir hamlede matımız var. Yine görülmemiş kale gelinmiş. Arkadaşlar rakibi şana saldırırken en kuvvetli taşınıza saldırın. Kale mi? Vezir mi? Tabii ki de vezir. Veziri gelsek çok daha etkili rakibe saldırırız. Çaprazı da kontrol etmiş oluruz veziri gelsek çünkü. Ama kaleye gelirsek çapraz kontrolü yok. Rakibi şu, yan taraflara kaçabilir. Ama veziri geldiğimiz anda bu çaprazlar da kontrol edilir vezir tarafından ve rakibi çok daha rahat mat edersiniz. Peki yine vezir f6 var. Bu hamle yine kaçıyor herhalde. Hatta burada kale f1 hamlesi de var arkadaşlar. Aynı şekilde yine mat ediyor. Gelince çünkü. Yani yine mat edeceğiz. Bu şekilde alınınca vezir geldik ve mat onunla bilinir. Peki. Vezir e5. Burada kale boşta. Vezir d6. Çok ciddi bir atak var. Ama sadece iki taşla mat etmeye çalışıyoruz. Burada yine bir mat var bir hamlede. Vezir buraya gelirse mat var. Peki bir şah daha bir şah daha ve kale gelindiğinde vezir gelirse yine mat var. Matı etmedik ama kaleye gelsek de mat bu arada tabii ki de artık. Ama lütfen vezir gelmeye alışalım. Hatta burada şu da enteresan mat. Kaleye geldik vezir kapatınca artık kaleye alacağız. Yine bu da mat. Çünkü birçok mat var burada ama. Yani e, rakip şah şah çekerken yakınından vezir deneyin her zaman. Eğer veziri koruyorsanız vezir çok kuvvetlidir. Şu an kale veziri koruyor. Vezir şah çekiyor. Çok daha rahat mat edersiniz. Kale geldik ama bu da çok şık bir mat olunmuş. Tebrikler Hülya Yaprak. Tebrikler Ayşe Cansı Madan diyorum. Harika bir maçtı. Yeni maçımıza geldik. Ayşe Cansı Madan'la Mehmet Akbudak arasındaki maç. Hemen başlayalım maçımıza. Güzel bir açış safhası geçiliyor. Ama e, beyazlar piyon sürmeye başladı. Enteresan bu şekilde. Ne yapmamız lazımdı? Bizim filimizi acilen oyuna katmamız gerekiyormuş ama biz piyon sürmeyi seçiyoruz şu anda. Evet burada rakip fili geldi. Atımızı açmaza aldı. Atımı ben açamıyorum. Açtığım anda arka değerli vezirim var. Gidiyor. Vezirim şu anda gitti. Bakalım. Evet burada taş geriyiz. Şu anda beyazlar geride kaldı. Siyahlar çok önde. Bir taş da alındı. Gelindi. Bir taş da alındı. Vezir G2. Burada neden? Vezir 2 oynandı. Ee, bir an için elimiz kaydı herhalde burada. Veziri boşa verdik. Evet maç uzadı şu anda. Evet bir taş daha verdik. Bakalım bir taş daha verdik. Aslında siyah çok öndeyken birdenbire taşlarını vermeye başladı. Kaya D2 bir de taş aldı oradan. Çok heyecanlı maç, çok taktik dolu maç ama kaleyi yanlış yere geldik. Çünkü bu kalenin koruması yok arkadaşlar. Koruması olmayan yere ikinci defa gelmişim burada. Evet. C3 hamlesi de yanlış oldu. Rakip atı geldi ve benim kalemi istiyor aslında. Bu hamleden sonra bir de kale gitti. Çok ilginç bir maç. Çok fazla boş taş koyulan bir maç ama Final bile enteresan çünkü 5 piyona karşı kale at var. Çok ilginç bir final arkadaşlar burada. B2. E, evet, bir piyon daha sürüldü. Bağlı geçir oluştu burada çok enteresan bir şekilde. Evet. Heyecanlı maç ama piyonu şu anda boşa koyduk. Şah bizi yese. Piyon boşta. Fakat piyona makine böyle bir hamle yaptık. Ve, ve siyahla vezir çıkıyor. Vezir fazla kaldı. Evet. Burada bir vezir daha çıkacak. İkinci vezir çıktı. Bakalım ve burada bir pat durumu olmuş. Arkadaşlar bir satranç maçında rakibin şahı bu şekilde hareketsiz kaldıysa ve biz ona şah çekmediysek yani rakip şah isteyen bir hamle oynamadıysak bu durumla da pat ve maç beraber bitti. Çünkü beyazların kurallara uygun herhangi bir hamle yapamadığını görüyoruz. Şu an beyazlar bu kata doğru oynayamıyor. Çünkü rakibin her yerde veziri var. Buraya oynayamıyor. Vezir var. Buraya oynayamıyor. Vezir var. Yani ben şu an şahımla hareket edemiyorum. Ama rakip bana şah çekmiyor arkadaşlar. Rakip bana şah çekmediği için bu durum pat oluyor. Eğer siyahlar buraya gelseydi mat etmiş olacaktı. Siyahlar maçı kazanmış olacaktı. Çünkü şahını istiyor ve şah hiçbir yere kaçamıyor. Fakat buraya gelirsek rakibi şah istemedik. Rakip şah hiçbir yere oynayamıyor diye pat oldu. Yani maç berabere bitti. Tebrikler Ayşe Cansınma'dan tebrikler Mehmet Akbudak diyorum. Hemen son maçımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Nehir ile Düzgün Emre arasındaki oynanan maçı inceleyeceğiz hep beraber. E4, E5, at F3, at C6, at C3, FC5. Fil B5'e at F6. D3 hamlesi H6 çok güzel. H3'e at G8 geri döndük. Bunu hiç anlamadım. Herhalde yanlış bastık. Atı geri dönmenin hiçbir anlamı yokmuş burada. Bir daha geri çıktık. Ve rok attık. Fil E3'e B6. Benim tavsiyem filinizde B6'ya kaçmanız arkadaşlar. Hatta burada atla piyonu yiyecek rakip diye. Fil d 6da da oynayabilirsiniz tabii ki de. Peki alındı alındı. Burada triple piyon kaldı. Üçlü piyon inanılmaz zayıftır arkadaşlar satrançta. Çok zayıfladı şu anda siyah piyonları. Bu yüzden ben diyorum ki lütfen burada filinizi buraya kaçın. Bunu oynarsanız bakın bu şekilde piyonlar zayıflayabilir. Evet. Bakalım. Burada siyahlar piyon aldı. At da hamlesi çok yanlış bir hamle. Çünkü şu anda piyon bizim atımızı alabiliyormuş ama almamış atlamış burada beyazlar yanlış bir hamle. Vezir D2 aslında burada ara hamle atla şah çekse şah kaçınca bu veziri yese burada at önde beyazlar ve maçı kazancı doğru götürecekmiş burada. Fakat vezirle D2 alınınca bu atla ara hamle yapmayı yani tempolu bir hamle yapmayı yani şah çekersem rakip şahla uğraşacak zaten. Ben bir sonraki hamle veziri yine yiyebileceğim. Bu ara hamleyi kaçırmışız herhalde biz. Peki Kalabri oynandı ama rakip en son bizim taşımız yediyse lütfen biz de onu yiyelim. Rakibin sona ermesine dikkat etmemiz gerekiyordu. Dikkat etmedik. Peki kale çiftlendi. a da alınmış. Burada C7 de belki boşta. Bu da alınabilmiş. Peki kaleler değişildi derken burada yanlış bir hamle geldi. Çünkü bu kale şu anda boşta. Evet beyazlar kale üstü şu anda bakalım. Maçı kale üstü kazanabilecekler mi? Piyon boşa verdik. Bir piyon daha verdik. Bir piyon daha verdik. At 5 mükemmel bir çatı oldu. Ver şahı. Ver fili. Evet. Bir şah daha. Bir şah daha. Evet atımıza geldik. F4. At 4 Atımızı şu anda boşa verdik. Şah F5'e. Atımızı istiyor rakip. Atımızı kaçmamız lazım. Veya şaf ve 3 gibi hamleyle bu atımızı korumamız lazım arkadaşlar. Fakat bunu yapmayınca ben aslında yanlış bir hamle yapmış olacağım. Hatta burada çok enteresan bir pozisyon var. Mesela siyahla piyon sürmeye çalışsa kale çarpıcı attan sonra mata çağrı yok. Çünkü bir sonraki hamle hani buraya geleceğim ve rakibi mat edeceğim. Şahın şu anda kıpırdayamadığını görüyoruz. Kareye buraya gelsek rakip mat olacak mecbur piyon sürecek mesela hemen kaleye geleceğiz ve mat edebileceğiz rakibi ama onu yapmak için atı verdik bir de piyon verdik burada önde kaldı aslında beyaza yine ama evet yanlış bir şekilde 3 kere aynı hamle yaptık 3 kere aynı hamle yapmak yerine aslında ben şu an maçı kazanıyordum çünkü benim kalem vardı hemen şığımın aktifini kullanacağım şığımın oyuna katacağım ve geçer piyonu süreceğim kale destekli bir şekilde rakibi sonra kale vezir matı yaparak maçı kazanacakmışım ama bir satranç maçında 3 kere aynı konum oluyorsa bu maç berabere bitiyor demektir arkadaşlar. 3 kere aynı konum oluyorsa satranç maçlarında bunun adı berabere oluyor. Bu yüzden öndeyken lütfen hep aynı şekilde aynı yerden şah çekmeye çalışın. Çünkü maç Berabere bitiyor arkadaşlar diyebiliriz. Evet harika bir turnuvanın sonuna geldik. Hepinizi ben tebrik ediyorum. 15 öğrencimiz oynadı. Ve herkes de çok güzel oynamış. Ben herkesi tebrik ediyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Salı ve Perşembe günleri hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Saat 5.30'da Salı ve Perşembe günleri lütfen oynamaya devam edin. Lee Chess'ten bu çözmeye devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay diyorum.